Marka City. Sizin markanız. Özdilek, Berrak, Penti, Dagi, MBB. Yüzlerce marka ve binlerce ürün. Bay Bayan iç çamaşır, bornoz, havlu, uyku setleri, pijama takımları, ev tekstili ve çorap çeşitleri. Uygun fiyat, kaliteli hizmetle iki şubemizle hizmetinizdeyiz. Merkez Şube, Cumhuriyet Caddesi, Aydın Perihan AVM karşısı. Şube, Fevzi Çakmak Caddesi, Kızılay Kan Merkezi karşısı. Marka City, iddia ediyoruz, bizden daha uygunu yok. Efexpertiz, TSE onaylı profesyonel araç ekspertiz güvencesiyle Akköprülü Otomotiv'de. Siz çayınızı yudumlayın, biz dilediğiniz paketteki araç ekspertiz paketinden sizi yararlandıralım. Araç yürüyen ekspertizi, motor ve motor elektroniği ekspertizi, araç elektronik sistemleri, araç iç ekspertizi, fren yanal kayma ve süspansiyon testlerinde açılışa özel %20 indirim fırsatını kaçırmayın. Aracınızın dilinden en iyi biz anlarız. Efexpertiz, Ford yetkili servisi Akköprülü Otomotiv. Adres İpek Yolu 4. kilometre. İletişim 0432 217 17 17. Cevizli baklava, fıstıklı baklava, hurma, kadayıf, prenses, cevizli ve fıstıklı şöbiyet ve kadayıf çeşitleri. 40 yıllık tecrübe ve kalitenin adresi Eren Hacıoğlu Unu Mamulleri. Şerefiye Mahallesi, Şerefiye Caddesi, Çoğaz Pet... Futbol gündem ailesi olarak bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Van Spor'un teknik direktörü Serhat Gülpınar bizlerle birlikte. Ayrıca Oktay Belli teknik direktör ve eski futbolcu bizlerle birlikte. Öncelikle hocamızla başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizlere kırmadığınız için de teşekkür ediyoruz bu arada. Rica ederim. Merak ettikleriniz varsa soru ve yorum kısmına paylaşabilirsiniz. Bizler de Serhat hocamıza soru ve görüşlerinizi yönelteceğiz. Oktay Hocam siz de hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Serhat Hoca'nın bugün gelmiş. Biz gerçekten şampiyon hoca. Ben artık bunu bugün söyleyeyim. Yani bizi onurlandırmıştır. Gerçekten Van için büyük bir değer. Yani takımı çok güzel yerlere getirdi hocam. Sizi de tebrik ediyorum. Teşekkür başarılar ederim. Diliyorum. Sağ olun. Evet. Öncelikle sözü size vermek için istiyorum hocam. Öncelikle Serhat Gülpınar kimdir? Serhat Gülpınar kimdir? Ben 2015 yılına kadar profesyonel futbol hayatım devam etti. Ondan sonra 2015 yılında Başakşehir'den devralası bir teklif aldım hocalıkla alakalı. Eski takımım zaten. Ondan sonra Abdullah Avcı'nın ekibinde antrenörlüğe başladım. Bir buçuk yıl hem scoutluk hem yardımcı antrenörlük görevi yaptım. Ondan sonra 2017 yılında Buksaş takımıyla kendim teknik direktörlüğe başladım. Ondan sonra sırasıyla Afyon, PTT Ligi'nde Afyon, Elazığ, son olarak da Van'a geldik. Ve aşağı yukarı 5 senedir de 5-6 senedir de antrenörlük kısmındayım işin. 17 sene aşağı yukarı profesyonel futbol oynadım. Bunun 11 senesi Süper Lig üst seviye olarak oynadım. Ondan sonra dediğim gibi şu an antrenörlük, teknik direktörlük görevine devam ediyoruz. Evet hocam. Hocam bir Serkan Afacan dönemi vardı sezon başlangıcında. Evet. Daha sonradan sizinle anlaşıldı. Serhat Gülpınar olarak sihirli bir dokunuş yaptınız. Van Spor'da ilk geldiğiniz zaman neleri değiştirdiniz hocam? İlk geldiğinizde neler yaptınız? Şimdi tabii benden önceki hocanın mutlaka çok doğru
yönettiği şekilde antrenman programı olsun ya da davranış şekilleri olsun mutlaka vardır. Ya bizim de tabii kendi bir teknik direktörlük, antrenörlük ekip tarzımız var. Ya biz daha çok yaşımız itibariyle çok fazla olmadığı için futbolu bırakarak oyuncu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize biraz daha arkadaş gibi davrandık işin açıkçası. Onlar da sağ olsunlar bu anlamda çok iyi bir geri bildirim verdiler. İşin açıkçası samimi davrandık. Onlardan da samimiyet gördük. Ve bence bu takımın buralara gelmesinin en büyük payı mimarlar mutlaka onlar. Payı da bu şekilde. Yani bir abi kardeş arkadaş arasında gelmesi. Evet. Dediğim gibi bütün oyuncularımızla biz samimiyiz. Her oyuncumuzla aynı mesafedeyiz. Hiçbirine ne birbirinden daha yakın ne birbirinden daha uzak. Onlar da biliyor takımda kim hak ediyorsa onunla oynayacağını ya da kim hak ettiyse bazı şeyleri onun da devam edeceğini onlar da biliyorlar. Böyle önce de çok fazla bir sıkıntı olmuyor işin açıkçası. Oktay Hocam siz ne söylemek istersiniz hocamın? Geldikten sonraki Vanspor'un bir yükselen bir grafiği vardı. Ya bu konuda böyle söylüyorum. Öncelikle hocamı tebrik ederim. Çünkü biz kaç yıldır Vanspor'u izliyoruz. İçerideki sinerji dokunuş çok önemlidir. Futbolcuyla sen takım ruhunu, birlik beraberliğini sahaya yansıtırsan zaten maç içindeki golden sonraki sevinçler. Evet. Futbolcu şimdi biz 4 yıldır baktığımda son 4 yıldır ve futbolcu topluluğunun hocayla birlikte gol sevinci gördüğümü hiç görmedik. Feyyaz Hoca dönemi de olsun, Serkan Afacan dönemi de olsun, diğer hocalar döneminde her hocalı örnek diyorum Tuzanı Çarşı'dan ismini unuttum. Bu diğer bizim dönem. Taner Taşkın olsun. O dönemler çünkü hocam içerideki dokunuş futbolculara içeride abilik, babalık yapan bir hoca. Belli ki futbolcular da çok seviyor. Yani bu saygı, sevgi de ortada belli. Yani hocamın şimdi ben bunu söylüyorum. Dışarıda bir teknik direktörün izleyiminde 4 yıl içinde içeride ve sonradan başkanla bir konuşmam oldu. Başkanım dedim gerçekten dedim. Çok kaliteli bir hoca getirmişsiniz. İçerideki işleyişi yapan bir hoca. Çünkü bugün bir Galatasaray'a baksanız herkes Galatasaray hocalığı yapıyor ama Fatih Terim içerideki bir dokunuş yapınca Galatasaray ne hale geliyorsa Serhat hocam da Vanspor'u bu hale getirdi. Öncelikle ben tebrik ederim. Ben sadece hocamın bunu söylüyorum. Hocam çalıştığınız takımda en çok hangi konulara önem veriyorsunuz? Bu ben biraz bir hoca olarak çok veriyorum. Bir de ikinci soru futbolculuk döneminde örnek aldığınız bir teknik direktörü var mıydı? Yani şimdi sondan başlayayım. Yurt içinde ben teknik direktör değil ama belki futbolcunun zamanında çok iyi teknik direktörlerle çalıştım. İlk Ankara Gücü zamanında işte o zaman eski milli takım teknik direktörü Tınas Tırpanlar, sonra Ersun Yanallar, işte Abdullah Avcılar, Rıza Çalınbaylar, Giray Bulaklar. Hakikaten çok üst seviye hocalarla çalıştım. Hepsinden de hepsinin çok farklı özellikleri vardı. Çok değişik teknik direktörlerdi. Hepsinden kendi adıma futbolun doğrularını almaya çalıştım. Yani ben teknik direktörlük yaptığım zamanlarda da benim için en önemli şey takım halinde hareket edebilmek. Yani doğru şekilde takım savunması yapıp doğru şekilde takım halinde hücuma çıkabilmek. Yani dikkat ettiğimiz en önemli şeylerden biri de eşit yük dağılımı. Şimdi bir oyuncuya atıyorum çok fazla %70, %80 yük bindirip diğer oyuncular daha rahat maç çıkarıyorsa bunda bir sıkıntı vardır. Yani bir de bizim önceliğimiz takım oyunu. Yani oyuncuya dayalı sistemden ziyade takım oyunu. Yani eğer oyuncuya dayalı giderseniz oyuncu iyi oynadığı zaman maç kazanabilir ama oyuncu kötü oynadığı zaman maç kazanma şansınız yok. Ama sizin doğru bir takım stratejisi, oyun planınız varsa, takım oyununuz varsa bu mutlaka oyuncular mutlaka iyi de olacaktır, kötü de olacaktır. Siz biliyorsunuz yani her performans bir günü gününü tutmaz. Ama siz doğru anlamda takım halinde oynamayı öğrendiyseniz o münferit oyuncuların performansları takım performansını çok etkilemez. Doğru. Onun için takım savunması, takım halinde hücum, takım halinde savunma ve oyun sistemi bizim için çok önemli işin açıkçası. Bir de futbolculuk döneminde böyle yani bu teknik direktör, yani şu anki teknik direktör görevi yapıyorsunuz ya, o dönemki futbolculuk döneminde yani
ben bu teknik direktör özentimi olabileceğiniz yani kafanızda bir şey vardı. Yani her hocanın şu an benim de vardır. Şimdi, herkesin vardır. Ben ilk profesyonellik daha doğrusu ilk Süper Lig zamanında Rıza Hoca ile Giray Hoca ile çalıştım. Hakikaten ikisi de Rıza Hoca futbolculuğunun vermiş olduğu bilirsiniz yani inanılmaz hırslı, inanılmaz mücadeleci bir futbolculuğu vardı. Evet, çok çalışkan bir oyuncuydu ve onun oyuncu tercihleri de genelde o şekildeydi. Sahada hiçbir zaman pes etmeyen, 90 dakika mücadele eden bir oyuncu olduğu için oyuncuları da o şekilde, takımını da o şekilde istiyordu. İlk zamanlar ondan çok etkilenmiştim. Ondan sonra da işin Giray Hoca ile çalışmaya başladıktan sonra da işin sistem kısmı devreye girmeye başladı. İşte sahaya çıkıp hadi oynayından ziyade futbol belli bir oyun sistemi içerisinde. Sadece bu diziliş anlamında söylemiyorum. Yani herkes bir şekilde sahaya diziliyor ama oyun planların, top rakipteyken, top sendeyken, oyun kurma opsiyonların, savunma opsiyonların bunların hepsini işin açısını biraz daha Giray Hoca da öğrendik. Ondan sonra tabii gün geçtikçe, zaman ilerledikçe farklı hocalarla da çalıştık. Ya işte takip ettiğimiz kadarıyla dünya futbolunda da hocalar var. Onun için hepsini harmanlayıp biz de bir şekilde bir de şu var. Belli bir teknik direktörlük stratejiniz olabilir ama çalıştığınız lig çok önemli. Yani bizim oynadığımız ligle PTT ya da Süper Lig'in ortamları çok farklı. Çok farklı. Yani çok farklılıkları var. Önemli olan elinizdeki oyuncu grubunu doğru bir şekilde sahaya çıkartıp onlardan alabileceğiniz en fazla verimi almanız. Yani bu sonuca zaten direkt etki ediyor. Elinizde belki çok yetenekli bir oyuncu grubu vardır ama sonuç alamıyorsunuzdur. Ortada bir yanlışlık vardır. Tabii. Ama doğru oyuncularla belki şu anki bizim takım kadronuz belki ligin en iyi kadrosu değil. Ama baktığınız zaman takım oyunu anlamında doğru oynayabilen belki en iyi takımlardan biriyiz. Aynen öyle. Kağıt üstünde iyi olmasak evet, hocam sahaya şöyle yani. Şimdi kağıt üstünde de iyi. Ben bunu söyleyeyim. Yani evet. Şimdi bir şey söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi sezon başında bu takımın ilk ikinin ya da ilk üçün içinde dördün beşin içinde olacağını kimse tahmin etmez. Çünkü son 15 günde kurulan bir takım. Yani hocam sanki şunu da söyleyeyim. Bir kongre süreci. Evet. Tabii. Ama evet. Hocam şunu da son ben sorayım ondan sonra Ahmet'e. Hocam ya ben şöyle söyleyeyim. 13-14 maç izledim. 12-13-14 maç izledim. Yani lig değişik bir lig. Evet. Siz belki de teknik direktörü görevinize de ben ilk defa böyle bir lig gördüm. Bu ligin nerede ne olacağı belli değil. Hiç belli değil. Çok değişik bir oyun formatı. Bazı takım geliyor. Ya bu takım diyorsun bu para harcamış. Bu ne oyun formatıdır? Bir Kastamonu'yu gördüm. Bu ne dedim? Bir Elazığ gördüm. Çoluk çocuk. Evet. Futbolcu da tamam saygı var ama yani belli ediyor amatör topçuların yeniden altyapıdan geçen. Böyle bir takımda böyle bir grupta şampiyonluk, ben şunu söylüyorum, sizin sihirli dokunuşlarınızla bizi yani ileriye götürecek kaçıncı sırada biz şu an bizi tahminen bizi böyle bir şey bekliyor hocam? Vallahi şimdi işin açıkçası hakikaten biz geldiğimizde de yaptığımız konuşmalarda ilk yarı itibariyle işte 6. 7. sıralara tutunabilirsek en azından playoff grubundan fazla uzakta kalmazsak devre arası yapacağımız transferlerde de playoff'u zorlarız diye konuşmuştuk işin açıkçası ama hem istediğimiz transfer anlamında hocam onu soracağım evet. Birazdan devre arası yapılan transferlerle tamam onlara da gelirim ama şöyle bir şey var hakikaten buradaki oyuncu kardeşlerimi canı gönülden tebrik etmek tabii. istiyorum yani bu onların eseri yani belki sezon başı ya da kurulduktan sonra hiç kimsenin hayaline gelmeyecek, belki düşmeye oynayabilecek bir takım hüviyetindeyken aynen. bu takımı aldılar, buralara getirdiler. Parantez açıp şunu da söylemek istiyorum. Belki siz de mutlaka takip ediyorsunuz. Sosyal medyadan bazen hiç olmadık şekilde eleştiriler alıyorlar. Taraftarımız mutlaka hakları da eleştirmek ama lütfen bu takımı eleştirirken de onları göz önünde bulundursunlar. Oyuncular herkesten çok kazanmak istiyorlar. Tabii. Ama tabii bazen durum, şartlar, bazı psikolojik olaylar, bazı maddi olaylar. Dediğim gibi siz de oynadınız biliyorsunuz. Yani siz oynamak istersiniz ama oynayamazsınız. Kafanız gitmez, konsantre olamamışsınızdır ya da... Psikolojik destek alıyor mu takım? Şu an için almıyoruz yani. İnanılmaz fazla ihtiyacınız var ama şu an... Ya hocam gerçekten takım böyle bir şampiyonluğu oynayan bir takımda... şimdi şöyle söyleyeyim.
bir, bence bir üniversitede var ya, yüzücü üniversitede. Evet. Beden eğitim bölümünde bir psikolojik destek bence alması lazım. Devre arası görüştük aslında Antalya'da bir çok iyi olur. Bir kişiyle. Hı hı. Başkan da görüştü ama işte Antalya'dan dönünce çok fırsat olmadı. Ama hakikaten dediğiniz doğru. Bizim o anlamda çok desteğe ihtiyacımız var. Çünkü dediğim gibi bu arkadaşlar inanılmaz zor şartlarda bu takımı buraya getirdiler. Yani yeri geldi malzeme eksiği oldu, yeri geldi maddi eksiklikler oldu, yeri geldi mental anlamda eksikliği, yeri oldu, yeri geldi çok yalnız kaldık, çok sahipsiz hissettik. Ama bu oyuncu grubu hakikaten o anlamda çok şanslıyız, çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Hiçbir zaman pes etmediler. Hiçbir zaman yenilseler bile ezilmediler ya da pes etmediler. Onun için bu takım buraya boşuna gelmedi. Onların sayesinde ve onların özverisiyle geldi. İnşallah bundan sonra da önemli olan tabii sonu getirmek. Bizim hedefimiz şöyle, en azından playoff grubu içinde en kötü şartlarda bitirmek istiyoruz. Ha, bu demek değil ki biz Eyüp'ü kovalamayacağız. Eyüp'ün ensesindeyiz. Yani onların puan kaybetmesini her halükarda bekliyoruz. Biz oyuncu grubumuzda da aramızda bir şeyimiz var. 8 Mayıs diye. Biz 8 Mayıs'ta inşallah Eyüp'ü final oynamak için gideceğiz. Öyle bir düşüncemiz var. Hedef koyduk. Ve son maç 3 puan bile kalsa biz Allah nasip ederse Eyüp'ü final maçına gideceğiz diye her maça çıkıyoruz. Bizim hedefimiz o. İşine çıkacağız. Evet, çok güzel yorumlar alıyorum. Serhat hocamıza güvenimiz sonsuz diyorlar. Herkesin mesajlarını görüyorum. Buradan Serhat hocamıza da gerçekten sonsuz güveniyoruz. Hocam şunu sormak istiyorum. Öncesinde Kırklareli Spor mağlubiyetiyle başlayayım. Evet. Hocam bu maçta benim aldığım çok bir soru vardı. Serhat hocaya iletir misiniz diye. Evet. Hocam çift forvete dönülebilir miydi? Sistem olarak değişiklik yapılabilir miydi 1-0 yenildiğimiz maçta? Evet. Ya şimdi oyunu risk edecek tabii pozisyonlar var ama biz golü o kadar kötü bir dakikada yedik ki. Evet. Yani de oyuncu da çıkarttık. Evet, aynen. Şimdi değişmiş olduk. Yani dediğim gibi çok sıkıntılı bir dakikada gol yedik. Ondan sonra oyunu risk ettik ama tabii sonucu değiştiremedik. Maalesef çok kötü bir gol yedik. Yani duran toptan bir gol yedik. Bizim o konuda biraz sıkıntımız var. Bir konsantrasyon eksikliği, bir adam kaçırmadan dolayı gol yedik ve mağlup olduk. Oluyor tabii bazen. Kırklareli'de hakikaten bu ligin iyi takımlarından. Onlar da muhtemelen playoff'u kovalayacaklardır, yukarıda kalacaklardır. Tabii gönül isterdi, çift santrafora da dönülebilir, farklı opsiyonlar da düşünülebilir. Yani onların hepsini düşünüyoruz biz zaten sahanın içinde ama o anki durum, şartlar neye müsaade ediyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bu maçta da mesela, Sivas maçında da mesela oyun gerideydik. Orada hamle yaptık, orada hamlelerle oyunu çevirdik. Tabii yeterli süre olduğu zaman belki çevirme şansınız oluyor ama dediğim gibi çok kötü bir dakikada gol yedik. Ondan sonra da bir iki tane de belki gol olacak pozisyon vardı ama olmadı. Nasıl kazanılmak doğalsa maalesef bazen kaybetmek de olabiliyor yani. Kesinlikle. Hocam öldük öldük dirildik Sivas maçını izlerken. Yani Aydın Bağ'ın gerçekten güzel bir performansı vardı. Evet. O da ciddi anlamda reflekslerinden 2-3 tane net pozisyonu çıkardı. Bir ikincisi de sonradan dahil olan Burhan Arman gerçekten iyi bir katkı verdi o maçta. Hı-hı. Dediğiniz gibi yenmek de var, yenilmek de var. 3 farklı skorla 3 farklı nedenle biten beraberlik, yenilgi, mağlubiyet. Evet. Hocam devre arasını sormak istiyorum. Devre arası transferlerde özellikle istemiş olduğunuz bir isim var mıydı? Ya da devre arası transferleri nasıl buldunuz? Şimdi şöyle, ilk yarı bittikten sonra kalacak gidecek oyuncularla ve transfer edilmesi gereken oyuncularla alakalı biz listemizi başkanımıza, yönetimimize verdik. Onlar da tabii imkanlar dahilinde transferler yapmaya çalıştılar ama şöyle bir şey var. Devre arası transferi hakikaten çok zor bir transfer. Çünkü yani iyi oyuncuyu almanız için çok büyük meblağlar vermeniz lazım ki bizim durumumuz ona hiç müsait değil. Kaldı ki sezon ilk yarı biterken benim bir açıklamam vardı. İçerideki oyuncular paralarını almadan biz kesinlikle transfer istemiyoruz diye. Onunla alakalı da başkan oyuncularla toplantı mutabık kaldıktan sonra zaten biz bu transferleri gerçekleştirdik ve gelen oyuncular da bildiğim kadarıyla çok büyük bir kısmı hiç para almadan geldiler. Sonra ilerisi için bir ödeme planı çıkarıldı onlara.
Dediğim gibi yani devre arası transfer çok zor. İstediğimiz oyuncuları alabildik mi? Ya yani alınan oyuncular istediğimiz oyuncular ama daha farklı istediğimiz oyuncular da vardı. Maalesef olmadı bunlar. Dediğim gibi bütçe meselesi. Elinizden fazla da bir şey gelmiyor işin açıkçası. Evet. Ama daha önceden bildiğimiz, tanıdığımız, takip ettiğimiz oyunculardan hem oynayabilecek hem de alternatif anlamında geleceğe dönük de transferler yaptık. Şu an için lig için yeterli olduğunu düşünüyoruz kadromuz. Ama tabii birkaç tane daha nokta transfer yapabilseydik işin açıkçası çok daha rahat olurduk. Ama maalesef şartlar bu. Yapacak da çok bir şey yok işin açıkçası. Hocam bu aldığınız son 5 transfer evet. Genç futbolcu. Evet. Bunu izleyerek mi aldınız? Bir de ikinci sorum. Bu gençleri şimdi bir şey söyleyeceğim. Şampiyonluğa giden bir takımda örnek diyorum. Bunlar bizim örnek diyorum. Yani bes yaparsın, işlersin. Hı hı. 2 sene sonra Manspor'a katkı evet. Kalır. Bundansa ben Vanlı gençleri evet. Görmek isterdim. Evet. Benim teknik direktör olarak Vanlı bir hı-hı. Oyuncu yani o amaçta. Burada da belki de Vanlı hocalar da altyapı hocalarını belki de biraz suçludur. Ben hep evet. Zaman söylüyorum. Kimse şey yapmasın, kusura bakmasın. Evet. Çünkü ilk transfer yapıldığı son 5 tane transferde 5 tane genç aldınız. Evet. Ben gerçekçi söyleyeyim hocam. Ben çok tepki gösterdim. Evet. Kendi içimde tepki gördüm. Yani böyle çektim. Niye diyesin? Şunu söyledim ya. 5 tane adam aldık genç. 5 alma, 2 tane al. Doğrudur evet. Belki de maddi durumdan sıkıntılar vardı alamadınız ama şu gençlerdense bizim Vanlı gençler de olabilirdi. Evet. Ben onu demek istiyorum. Şimdi şöyle haklısınız o konuda. Şimdi altyapıyla alakalı ben kampa gitmeden 2 hafta önce biz haberiniz vardır yoktur bilmiyorum. Bizim genç oyuncularımızı antrenmanlara başlatıp onlardan bir çift kare yapıp oradan hatta Fatih'le bizim şu an kadromuz olan Yusuf'u kampa götürdük. Orada yeterli olabileceğini düşündüğümüz başka oyuncular olsaydı hakikaten onları da götürecektik. Yani o ışığı bize vermedikleri için biz iki oyuncuyla kampa gittik. Yusuf ve Fatih'le. Dönüşte Fatih tekrar altyapıyla birlikte antrenmanlara devam etti. Yusuf kendi bünyemize kattı. Tesislerde kaldı ve ileri dönükte potansiyeli olan bir oyuncu. Allah nasip ederse ileriki dönemlerde Vanspor formasını giyecektir ve inşallah çok çok daha iyi yerlere gidecektir diye düşünüyorum. Diğer oyuncularla alakalı eğer bizim şu an forma verip de oynatabileceğimiz durumda olduğunu inandığımız oyuncular olsaydı bütün samimiyetimle söylüyorum ben alırdım. Yani takım kadrosunda da bulundurdum. O ışığı vermedikleri için bunda tabii oyuncuların da belki çok suçu yok. 9 ay 10 ay antrenman yapmadılar. Kesinlikle. Hazır değiller. Belki kilo fazlaları var. Belki tabii. Nefes olarak iyi değiller. Aynen. Ama sonuç olarak bizim de çok kısa bir süremiz var. Onları bu kadar hazırlayacak zamanımız tamam. Yok. Bu gençleri siz izleyerek mi aldınız? Evet şimdi şöyle onlara da geleyim. Mesela Mert Sarıkuş Denizspor'dan benim evvelki sene 2 kere canlı maçını seyrettim ve A takımla antrenmanlara çıkan ve A takımda süre almış, lig maçında oynamış, Süper Lig'de oynamış bir oyuncu ve onu ben bildiğim için yani oyuna attığımızda bize katkı sağlayacağını düşündüğümüz için aldığımız bir oyuncu. Mehmet Ali var. Yine 2002 doğumlu. Çok potansiyel bir oyuncu. Allah nasip ederse onu da bu sene göreceksiniz. İleriki dönemlerde de çok çok iyi yerlere geleceğini düşündüğüm bir oyuncu. Yani şu an için belki serzenişte bulmakta haklısınız ama Allah nasip ederse önümüzdeki zamanda oyuncuları gördükçe bana hak vereceksiniz. Gönül ister ki ben buradan çok Vanlı kardeşim oynasın. Vanspor'da Vanspor formasını Vanlı yok kardeşlerim. Yok hocam yok. Sizin suçunuz yok yani. Yani onlar teslimesin ama yani. Şöyle bir şey var. Ben sosyal medyada İsmail'i oynattıktan sonraki yediğim kadar linçi başka hiçbir yerde yemedim. Bu çocuk Vanlıydı. Bu şehirde hocam, bu çocuklara sahip çıkılmadığı sıkıntı. Zaman hiç ses çıkmadı ve çocuk geldi bana devrede İsmail ayrılmak istediğini söyledi. Ben de kararın onun olduğunu söyledim. Benim onun gitmekle alakalı hiçbir şeyim yoktu. Evet bunu da hocamız dile getiriyor tabii. Zaten. Evet. Çok söyledi hocam. Yok Serhat vardı. Hoca gönderdi yok, kesinlikle. Diye. Bana da söyledi. Hocam... Dedim ben öyle biliyorum İsmail yani kendisi yani sadece İsmail, yapılan transferle yapılacak aynen. Yani İsmail'e stoper adam alacak ortası. Kirliliği vardı buradan Serhat hocamız da dile getirdi kendisi evet. De söyledi. İsmail'in ayrılmak istediğini evet. Bizzat hocamıza iletmiş. Şöyle bir şey var
Ki kaldı ki yani şu an benim stoper pozisyonunda bile yani İsmail gibi bir oyuncuya ihtiyacım var. Ben sadece ona da söyledim. Kendi geleceği için ben ona yardımcı olabileceğimi söyledim. O da geldi son ayrılmadan önce. Hocam ben böyle böyle bir karar verdim dedi. Tamam dedim, senin için hayırlısı buysa eğer sen doğru, yani doğru olduğunu düşünüyorsan onu, bir yere gitseydi onun hocam kararı. Başka alternatifler de vardı, başka transferler de vardı, olmadı. Et Meşgut biraz ısrarcı senin oldu. Senin en altında bir takımın evet. Oraya gidiyorsun. Evet. Hayır, şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi belki de hocam önünü açmış, budur, futbolcudur. Şimdi herkes o gün kim antrenmanda iyiyse onu evet. oynatıyor hocam. Zaten belli ediyor takımda da. Şimdi sen oynayabileceğin bir takıma gitseydin, yar mısın kendini? Şimdi hocam 5 tane genç, son transferle yapılan gençler. Şimdi ben bunu söylüyorum. Evet. Hocam ne kadar güzel. Bugün o gençleri siz yetiştireceksiniz. Evet, örnek diyorum, Denizlispor alacak. Aynen. Hayrını Denizlispor. Benim de diyorum ki keşke Valla oynasa, Valla görseydi. Ben onun için. Evet. Şimdi siz hocam bu gençleri oynatacaksınız. Evet. Yarın bugün bu playoff olur. Evet. Şampiyonluk. Belki de playoff'da olamadık. Evet. Şampiyon da olamadık. Hayat bu. Yani bu gençleri yetiştireceksiniz ama bu gençler nerede yetişti? Vanspor'da yetişti gitti. Onu diyorum. Ama şöyle, iki tanesi kiralık sadece. Diğerleri bizim malımız yani. Diğer malımız? Evet. Yani bizim uzun sözleşme mi? Tabii tabii. Uzun Mert kiralık sadece. Sıkıntı yok. Berkan kiralık. Berkan'ın da satın alma opsiyonu var. Yani biz onları alırken uzun vadeli olması güzel. Ya bizim ben sadece dediler hocam 5 tanesi yok, kiralık değil. Hayır, yok değil. Kiralık. Sadece hocam, Mert kiralık. Yine dönüp dolaşıyoruz. Yayının başında size dediğim gibi bu bilgi kirliliği maalesef bizim kulübümüzün eksikliği, her zaman da dile getiriyoruz. Evet. Serhat hocamız gönderdi. Serhat hocamız aldı. Serhat hocamız bu kadro hocam yani bir basın açıklaması evet. ya da maç sonrası ilk görüşler evet. maç sonrasında neden bu şekilde oldu falan transferler konusunda hı hı. bilgi kirliliği olduğundan dolayı maalesef böyle sosyal medyadan da herkes sağlayabiliyor. Evet evet. Bu konuda... Ya ben şu aslında tabii sonuçta ben yıllardır futbolun içindeyim. Bizi belki çok etkilemiyor ama genç kardeşlerimizi, futbolcu kardeşlerimizi inanılmaz etkiliyorlar. Yani geçen hafta Sedat Cengiz'e işte Kırklareli maçından sonra yapılan yorumlardan dolayı inanılmaz morali bozuktu, gardı düşüktü. Bizim başka bir Sedat Cengiz'imiz yok. Yani bizim başka bir Utku'muz, Yakup'umuz, Oktay'ımız yok. Yani bu çocuklar buraya getirdi. Ama mutlaka performans anlamında düşecekler dedi. Kötü de oynayacaklardı. Kötü oynamak onların da hakkı. Yani bugün milyon eurolar harcayan Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı bunlarda da oyuncular kötü maçlar oluyor. Yani kötü takım olarak kötü oynadıkları zamanlar oluyor. Tamam, burası Vanspor. Vansporlu taraftarlar da buna çok şey yapmıyorlar. Nedir o? Razı olmuyorlar kötü oynamaya ama tamam biz başarı de oynayalım. Yani biz de olmak istemiyoruz. Başarısız olmak istemiyoruz. Biz de maç kazanmak istiyoruz ama maalesef her zaman işte bazen yorgun olabiliyorsunuz. Bazen formsuz olabiliyorsunuz. Bazen dediğim gibi maddi sorunlar devreye giriyor. Bazen ailesel sıkıntılar olabilir. Şimdi biz bunları çıkıp tek tek açıklama imkanımız yok. Öyle bir şey sorular geliyor ki cezalı oyuncu niye oynamadı diye sorular geliyor mesela. Yani ya da sakat oyuncu hiç niye oynamadı diye sorular geliyor. O anlamda dediğiniz doğru, bizim o bilgilendirme anlamında hakikaten eksikliklerimiz var. Bunu belki haftalık toplantılar şeklinde ya da işte haftalık bir rutine bağlayıp bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Onu da inşallah tekrar dile getireceğiz. Taraftarımızla bilgilendirme anlamında bunu yapmamız gerekiyor. O bizim eksikliğimiz. Evet hocam, Sedat Cengiz'den bahsetmişken şunu sormak istiyorum. Takımın en skorer ismi. Evet. Oyun sistemini az önce de yayının başında gerçi dile getirdiniz. Bir oyuncu üzerinden evet. oyun formatı olmaz. Evet. Sedat Cengiz üzerinden mi oyun kuruldu? Pas istasyonu evet. orta sahada. Sedat Cengiz'in yokluğunda nasıl bir oyun sistemi oluştu? Ya şimdi tabii dediğim gibi biz hiçbir zaman oyuncu bazlı gitmiyoruz ya da evet. oyuncuya dayalı sistem yapmıyoruz. Evet. Sedat olduğu zaman, sağlıklı olduğu zaman hakikaten takıma çok katkı sağlayan bir oyuncu. Ama yokluğunda da alternatiflerimiz var, planlarımız var mutlaka. Çünkü ben ilk geldiğimde Sedat şimdiye kadar hep forvet arkası oynamış. Ve yani onu futbol kamuoyunda farklı bir algı oluşturmuş. İşte koşmaz, mücadele etmez, gelmez. Biz geldikten sonra ilk iki maçtan sonra Sedat'ı sağ öne koyduk. Kenar oyuncusu olarak kullanmaya başladık. Ve orta saha dinamizmini artırdık. Ben geldiğimde işte
takım pozisyona giremiyor, gol atamıyor diye bazı serzenişler vardı. Ondan sonra biz Sedat'ı kenarda kullanmaya başlayınca orta sahayı üçleyip Sedat'ı kenara attığımızda hakikaten hem pozisyon anlamında hem gol anlamında hem skor anlamında çok daha farklı geri dönüşler almaya başladık ki Sedat da bu sene orada oynadıktan sonra futbol kariyerinde, futbol hayatında en fazla attığı gol, en fazla attığı skora katkı anlamında yaptığı asistlerle bu sene geliyor. Hocam sezon başı alındığında herkes salladı. Evet. Bu takımda top oynayamaz. O kilolla bu takımda top oynayamazdı. Ya işte dediğim gibi algı biraz etkiliyor ama sonuçta yaptıkları da ortada Sedat Cengiz'in. Tabii. Onun için yani biz hangi oyuncudan nerede ne kadar verim alabilirsek onu almaya çalışıyoruz. Çok şükür şimdiye kadar da aldığımız puanlar ve takımın ligdeki sıralaması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor işin açıkçası. Hocam geçmişte bundan böyle bir iki ay önce bazı futbolcuların Süper Lig'de oynayabilecek kapasite transferde. Evet. Bu şu ana kadar futbolcu içinde böyle fiziken kondisyon olarak düşüş olmadı mı? Yani bazı futbolcuları örnekliyorum dediniz ya, örnekliyorum Barış Gök Süper Lig'de oynar. Evet. Bu Barış Gök'ü çok böyle belki de aşırı bir güven mi ya da aşırı bir güvensizlik mi atıldı artık siz daha iyi bilirsiniz bu yani konuda. Şöyle... Bu futbolcu maçlı liglere baktığımda bu son böyle biraz baktığımızda o futbolcular üstünde etki biraz mi? Etki olduğunu zannediyorum hocam. Evet. Düşüş gördüm. Ben yani Sedat Cengiz'de de Barış'ta da. Evet. Yani şimdi yani ilk yarıdaki futbolla ikinci yarıdaki oyun şeyine baktığımda biraz öyle gördüm. Evet yani tabii olabiliyor ama şöyle bir şey var. Ben onları söylerken onlara onların potansiyelini kendilerine anlatma ya da haydi öyle. Yani onlara biraz daha hedef koyma anlamında söyledim. Hakikaten çok yani, güzel bir şey. Yani sonuçta yetenek olarak samimiyetimle söylüyorum. Oyuncularımı da söylüyorum. Süper Lig'de oynayabilecek, PTT'de oynayabilecek çok sayıda oyuncumuz var. Ama bu sadece yetenekle olabilecek bir şey değil. Doğru çalışma, doğru beslenme, doğru dinlenme, aynen doğru öyle. Profesyonel yaşantı sizi oralara taşıyacak. Ha, performans anlamında hakikaten doğru gidiyorlar. İnşallah nasip olursa sezon sonu üst lige çıkabilirsek direkt ya da dolaylı şekilde kendileri zaten oranın oyuncusu olmuş olacaklar. En kötü PTT'nin oyuncusu olacaklar. Olmadı. Performansları da oraları yakalamaya çalışacaklar. İnşallah bu istatistiklerle de en az 4-5 tane oyuncumuzun seneye inşallah transfer olup o liglerde oynayabileceğini düşünüyorum. İnşallah hep beraber çıkarız, hep beraber oynarız. Hocam sevgili Oktay Kayalı'mız yorum yazmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Ahmet. Serhat hocama, Oktay hocama selamlar. Serhat Anladım. Hocanın kazağı çok yakışmış. Herkes kazağı soruyor, yazıyor. Teşekkür ederim. Hocam, Van Spor'un grubunu nasıl buluyorsunuz? Beyaz gruba rağmen, yani oranla nasıl bir gruba düşmüşüz fikstür açısından? Ya şimdi, biraz önce de konuştuk. Hakikaten bizim grup çok zorlu bir grup. Yani şimdi sezon başı fikstürler çekildiği zaman, kağıt üzerinde baktığınız zaman ben sezon başı Afyonspor'daydım. Bir kısa bir süre çalıştık. Yani işte kırmızı grup daha farklı, beyaz grup daha farklı, işte bir taraf ölüm grubu, bir taraf laylaylon grubu ama öyle söyle ama öyle bir şey yok işin açıkçası. Bugün bakıyorsunuz herkes 8. 9. sıradaki takım bile playoff oynamayı pazar ya da çıkmayı düşünüyor. Bodrum. Yani Pazar, Bodrum, Kırklareli, Turgutlu, Sakarya ya sayabilir mi? Öbür grupta bu kadar takım sayamıyorsunuz. Evet. Yani onun için yani bizim grup hakikaten başta tabii kağıt üzerinde belki zayıf gibi gözüküyor ama ligler başladıkça, ilerledikçe hakikaten bizim grup diğer gruba göre daha zor bir grup. Ha belki diğer grupta bütçeler daha farklı olabilir ama isim. Yani ondan dolayı hocam. Oyun kalitesi isimler var. Yani oyun tarafından. Kalitesi, futbol kalitesi belli bir seviyeye geldikten sonra yani onun hiç çok şey bir anlamı yok. Sakarya o kadar para harcadı bak neler. Yani Kocaeli. Şimdi öyle bir şey ki belki Eyüpspor'un devre arasında yaptığı transfere harcadığı para belki bizim yıllık bütçemiz. Kesinlikle. Tabii yani. Yani şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. İkinci yarı aldıkları adamları gördük yani hocam. Yani şimdi Galatasaray'dan aldıkları oyuncu Galatasaray 4.2 milyon. Ya bizim yani, bütçemiz o kadar. Yani ne diyeyim ben şimdi? Ya o uzun vadeli bir yönetimin bir tanesi jesti. Ben onu diyorum. Ya başkan tek başına kalmış. Gerçekten. Yani içerideki sıkıntılar da sıkıntılı. Şimdi güzel. Hocam şimdi içeride mental olarak bazı futbolcular yoruluyor artık. Evet. Şimdi bir şey söyleyeyim Ahmet'im. Bugün hocam
Kimse kimsenin karşısına gözüne hayran değil ki. Para vermediği zaman biz profesyonellikte, profesyonel öyle ya. Futbolcu geçimini parayla kazanıyor. Aynen. Geçim onunla kazanıyor. Ayaklarıyla top oynuyor, para kazanıyor. Sen para vermezsen sıkıntı yaşarsın. Evet. Bir yerden sonra insanlar yani kendisi bakıyor. Ama içerideki işleyişi hocamın yapması o da çok önemli. Evet. Hocam şimdi her hocanın bir işi vardır. Yoğurt işi vardır. Sizin yoğurt işiniz gerçekten takdire şahane bir şeydir yani. Bu maddi durumu sıkıntılar şimdi belki de herkes dışarıda toz pembe görüyor. Fanspor evet. takım belki de bu kadar para ama baktığında başkanım her haftadan sonra iki haftadan sonra sesle iş var. Takımda evet. yani parasal olarak sıkıntımız var. Bu, zaten bunun ikinci devrede transferde belli oldu. Hı. Aldığımız kiralık futbolcularla aldığımız futbolcular kimseyi kötümsemiyoruz ama bu memleket tek bir servet yönetikte olacak bir iş değil ki. %100, herkesin destek vermesi lazım. Takım şampiyonla bir takım oynuyorsa ya şehir olarak ben bunu söylemek istiyorum. Ya her yeri bir canlandırın, bayrakları atın. Bir futbolcu çıktığında ya bu takım şampiyonla oynuyor. Ben bir geziyorum. Eşimle birlikte gezdiğimde ben hiçbir yerde bir canlılık görmüyorum. Evet. Yani bu çok önemli. Evet. Bu futbolcunun mantal olarak, mantalitel olarak oyuna, formatına her şeyine yansıyor. Evet. Ama evet. onu da bir an önce yapmamız lazım bu şehirde. %100. Yani şimdi belki seneye bu harcadığınız paraların 3-4 katını harcasanız bu sıralamada, bu puanda takım bulamazsınız. Bulamayabilirsiniz. Büyük ihtimalle bulamazsınız. Şimdi elde imkan varken, şartlar burada oluşmuşken, bu takım belli bir yerleri yakalayabilecekken dediğiniz gibi herkesin taşın altına elini mutlaka koyması lazım. Bu takım kimsenin takımı değil, bu takım başkanın takımı değil, bu takım benim takımım değil, bu takım oyuncuların takımı değil. Bu takım Van şehrinin takımı. Yani Van Spor dediğiniz zaman Ahmet Hasan Hüseyin akla gelmiyor. Van şehri akla geliyor. Van Spor akla geliyor. Şimdi yarın Allah nasip ederse bu takım PTT'ye çıktığı zaman bunun faydası Van şehrine olacak. Kesinlikle. Yani kimseye, ha belki herkes bir şekilde çıkmanın karşılığını ya da menfaatini sağlayacak ama en büyük menfaat Van şehri için olacak. Yani bütün maçlar işte Bein Sport'tan yayınlanacak. Ona göre takımlar gelecek. Futbol kalitesi artacak ki Van şehri %100 bunu hak ediyor. Yani çok daha fazlasını hak ediyor. Neden şimdi bazı ilçe takımları, İstanbul'un ilçe takımları PTT'de Süper Lig'de oynarken bizim koskoca 1 milyon 200 bin nüfuslu Van şehri ikinci ligde oynamak zorunda kalsın? Ya biz buraları hak etmiyoruz bence. Kesinlikle. Ama bunu hak etmediğimizi hep beraber haykırırsak biz bir şeyler başarabiliriz. Hep beraber taşın altına eline koyarsak başarabiliriz. Burada ben her zaman söylüyorum, buradaki mülki amirlere de çok büyük işler düşüyor. İşte valisine, belediye başkanına, ilçe belediyelerine, herkese yani bütün devlet kurumlarına, esnafımıza, yani herkese çok büyük fedakarlık düşüyor. Yani sonuçta bu takım onların takımı, bizim takımımız değil. Oyuncular, teknik ekip, yönetimler gelip geçicidir. Tabii. Yani takımlar kalıcıdır. Onun için bu takım PTT'ye çıktığı zaman katkısı dediğim gibi şehre olacak, buradaki yaşayan insanlarımız olacak, Van halkına olacak her şeyden önce. Onun için bu kadar yaklaşmışken bence herkes mutlaka desteğini esirgemesin. Hakikaten başkan bu anlamda çok yalnız kalıyor, birebir çok şahidim. Çünkü deplasman masrafları olsun, primler olsun, oyuncuların alacakları olsun, iyi niyetli bir şekilde ödemeye çalışıyorlar ama yetişemiyorlar işin açıkçası. Maalesef o anlamda çok muzdaribiz. Oyuncularımız da bir yerlere kadar idare edebiliyorlar. Ondan sonra ister istemez bu oyuncuların da yatırımları var, gelecek kaygıları var. Futbol belli bir süre oynanabiliyor. Ondan sonra isteseniz de yapamıyorsunuz. Bu zaman ne yaptılar yaptılar. Onun için haklı olarak onlar da alacaklarını almak istiyorlar zamanında. Hadi geçmiş olsa bile almak istiyorlar. Dediğim gibi onun için her anlamda desteğe ve katkıya ihtiyacımız var. Buradan bütün Vanlı iş adamlarına, mülki amirlere de seslenmiş olalım. Evet hocam, birlik beraberlik demişken şansınıza pandemi, tribünler evet. boş, taraftarlardan yoksunuz. Evet. Yoksunuz maalesef. Neler söylemek istersiniz hocam? Taraftarların olan size olan desteğini, katkısını, o rüzgarı arkanızda. Vallahi şu an için tabii seyirci olduğu için çok hissedemiyoruz ama sağ olsun taraftar gruplarımız bizi antrenmanda ve kampta yalnız bırakmadılar. Geldiler, desteklerini bildiler. Biz de çok mutlu olduk. Biz biliyoruz hakikaten arkamızda olduklarını. Arada bazen haksızlık yapan çatlak sesler çıksa ama bilinçli taraftarın mutlaka yorumlarını hem
dinliyoruz hem de dikkate alıyoruz. Hakikaten çok doğru geri bildirimler de var. İyi niyetli olan her şeye sonuna kadar açığız, sonuna kadar mutlaka değerlendiriyoruz. Ama şu zaman köstek olma zamanı değil, destek olma zamanı. Ama mutlaka bizim de oyuncuların da yönetiminde mutlaka bir sürü hatası da olacak, yanlışı da olacak. Ama bunu şu an için görmezden gelip ya da öteleyip takıma verilecek destek bence her şeyden önemli. Çünkü dediğim gibi bu zamanlar bir daha geri gelmez, bu sıralamalar, bu puanlar bir daha geri gelmez. Bunu yakalamışken değerini, kıymetini bilelim. İnşallah destek olmaya devam edelim. Hocam şunu da sormak istiyorum. Son zamanlarda geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz testsiz ziyaret ederek takıma katkıda bulundu. Evet. Buna da bir kısa değinmek gerekirse neler söylemek istersiniz? Sayın Valimizin de desteğine her zaman ihtiyacımız vardır. %100. Bunu her zaman da yapmasını ve öncülük etmesini bekliyoruz. Yani. Evet. Şimdi şöyle Valimiz sağ olsun bize çok destekte bulundular, bulunuyorlar da ve zaten destek alabileceğimiz kişilerin ya da kurumların başında onlar geliyor. Şimdi OneSpor hakikaten belki sadece futbol kulübü gibi görülebilir ama şunu da unutmamak lazım. Şimdi gençlerimizin, buradaki Van'da yaşayan gençlerimizin spora yönlendirilmesi adına OneSpor çok büyük bir değer. Şimdi siz eğer gençlerimizi spora yönlendiremezseniz, enerjisini bu tarafa kanalize edemezseniz bu farklı taraflara gidebilir, farklı durumlara çekilebilir. Aynen. Onun için biz OneSpor'a yapılan her yardım, inanın bu şehrin gençliğine yapılmış yardımdır. Yani altyapısına, oyuncu grubuna, maçlarına, tesislerine yapılan her kuruş yardım Van'ın gençliğinin geleceğine yardımdır. Çünkü burada bu takım dediğim gibi üst liglere çıktığı zaman, profesyonel anlamda devam ettiği zaman burada oynamak isteyecek bir sürü Vanlı kardeşimiz olacak. Tabii. Ya da işte takım sayısını arttırdığınız zaman futbola yönlenen çok kardeşimiz olacak. Ben Van'da da inanılmaz bu anlamda potansiyel olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Çünkü hakikaten cevher çok ama tabii bunu keşfedip bir şekilde işlemek lazım. Onun için de spora yapılacak, OneSpor'a yapılacak her türlü yardım dediğim gibi Van'ın gençlerine yapılan yardımdır. Bu da bu anlamda dikkate alınması gereken diye düşünüyorum. Evet hocam, sizi çok görmeyelim. Birkaç yorum okuyalım. Tamam. Müsaade estağfurullah. Ejder Aşkan yazmış. Hayırlı yayınlar dilerim. Oktay hocama ve Serhat hocama selamlar olsun demiş. Selam. İyi yayınlar. Gölkentler Taraftar Grubu Başkanı Nevzat Aslan. Hı hı. İyi yayınlar. Serhat hocamıza sonsuz güveniyoruz. Soru varsa bakayım hocam. Pazar maçında çift forvet oynatmayı düşünüyor mu demiş. Ara ara hocam not alırsanız ben de tamam. O şekilde. Ben aklımda tutarım, sıkıntı yok. Tamam hocam, sağ olun. Sizi bulmuşken hocam değerlendirmek tamam. istiyoruz. Evet evet, zaten diyorlar o otoyunca sen fazla konuşma diyorlar. hocamıza güveniyoruz. Sonuna kadar Kasımpaşa'dan Serhat hocamıza selamlar. Aleykümselam. Serhat hocamıza bir soru gelmişti, onu yönelteyim hemen. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Serhat hocama ve Oktay hocama selamlar. OneSpor LG Nurullah hocamıza da selamlar olsun. Selamlar. Takımda sakat oyuncularımız var mı? Varsa kimlerdir? Yeni oyunculardan biraz da bilgi almak istiyoruz demişler. Kısa hocam. Şimdi şunu söyleyeyim. Sedat Cengiz iki gündür antrenmana çıkmıyor. Belki maçta oynamama durumu da olabilir. Oynatmayacağız bu sefer diyecekler ki Sedat Cengiz neden oynamadı? Şimdi Sedat'ın maçtan bir darbesi var bileğinde. Şişi vardı. İki gündür antrenmanlara çıkamadı. Yarın tekrar bir daha kontrol edeceğiz. Bakacağız belki çıkmama durumu var. Oynamazsa onun bir oynamama durumu var. Onun dışında şu an için sakat cezalı Sefa'yı biliyorsunuz, onu da yeri gelmişken dillendirelim. Evet, Sefa sezonu kapattığı çapraz bağlarındaki yırtıktan dolayı ameliyat oldu 3 gün önce. Şu an rehabilitasyon sürecinde. Hakikaten çok üzüldük. Yani her oyuncumuz bizim için değerli mutlaka ama Sefa da hakikaten bu takım için çok önemli bir oyuncu. Hem performans anlamında hem karakter anlamında. Çok üzüldük. Cenab-ı Allah inşallah bir an önce şifasını versin. Bir an önce aramızda tekrar görmek istiyoruz onu. Onu da sizin aracınıza tekrar geçmiş olsun diyelim ve taraftarımızı da bilgilendirmiş olalım. Bu sezon itibariyle Sefa'dan artık faydalanamayacağız. Allah şifasını. Evet.
Muzaffer Pekel yazmış hocam. Pazara karşı bir şanssızlığımız var hocam. Vanspor olarak gerçekten pazara karşı bir şanssızlığımız var. İnşallah pazar günü bu pazar. Evet. Ya şimdi tabii bazı takımlar bazı takımlara ters gelebilir ama sonuçta futbol yani sahada kazanılıyor. Eğer sahada doğruları yapar, doğru şekilde mücadele eder ve rakipten fazla isterseniz kazanamayacak maç yok işin açıkçası bu ligde. Onun için biz de o gün ne isteyeceğimiz, ne kadar mücadele edeceğimiz, rakipten daha fazla isteyip istemeyeceğimiz önemli. Ha, onu da inşallah maçta göstereceğiz. Yani ters gelebilir ama inşallah kazanacağımız bir maç olacak. İnşallah hocam benim. Oktay hocam var mı eklemek istediğiniz arada bir sizde sorun. Ben çok konuşuyorum ya, sonlara... yorumlar hep bana yazılıyor. Ondan sonra derler ki Oktay bana çok yazmışlar. Hocam sen çok konuşuyorsun, bırak Serhat Hoca konuşsun. Onun için karışık fazla... biraz önce söylediğin çift forvet konusuna da geldim. Yani şimdi kazanacağımızı bilsek dört forvet mi hocam? Hiç problem değil yani. Yani hocam şimdi... gerçekten sistem olarak sistemi bazen az önce Kırklareli maçında... Hı. Gerçekten Ahmet bir şey söyledi. Ben de o maçtaşım. Tamam, kötü bir zamanda gol yedik. Evet. 60'ta Utku'yu aldık ya oyunda. Ömer Yıldız'ı aldık. Evet. Ondan sonra golü yedikten sonra 84'te şey aldınız, stoperi aldınız. Yakup Örne'yi attınız ya. Evet. Onu daha önce yapamaz mıydınız? Ya daha önce hamle yapamazdınız. Ben sadece o anki söyleyeyim, şeyi söyleyeyim. Doğru söylüyorsunuz. Ben onunla dedim, hocamı daha erken alabilirdim. Doğru söylüyorsun ama düştü. O zamana kadar bir tane antrenmana çıktı. Yani Rüştü'yü ben o oyunu almam bile çok büyük riskti ama artık yapacak fazla bir şeyim yoktu. Başka yani, yok, adam yok. Yok yani şöyle, forvet oyuncu zaten yok. Oyuncu yok, var ama uzun boylu olduğu uzun için böyle, topu yani, sağa sola indirip ya da duran. Aynen. Stoper Şiyar oynuyordu. Emre Özkan zaten cezalıydı. İçeride de başka stoperimiz yoktu zaten. Mecburen yani onu öyle yapmak zorundaydık. Rüştü'yü koyduk yani sakatlıktan. Daha yeni dönmüş. Yani bir antrenmana çıktı doğru düzgün. Ve ona rağmen yani aklıma çok daha erken geldi ama Utku'yu yapsam, da erken almadınız mı? Ya şimdi şöyle bir artık ön tarafta bir değişiklik yapmamız gerekiyordu. Çünkü Utku o maç performans anlamında çok istediğimizi vermedi. Silik bir oyun oynadı. Hı-hı. Hem bir kan değişikliği olsun diye Ömer'e attık. Ömer de bir önceki maç biliyorsunuz gol atmıştı, oyuna girdi. Onun da morali, motivasyonu iyiydi. Yani o ara dedik 0-0 Ömer girdi, canlı bir yakalarsa atar maçı çevirebiliriz. Ama tabii duran toptan yediğimiz gol işin açıkçası biraz sıkıntıya soktu. Ondan sonra zaten Yakup'u ön aldık, Rüştü'yü aldık. Hepsinin bunların şeyini inanılmaz hem maç öncesi hem de maçta çok fazla farklı varyasyonları düşünüp yapıyoruz. Mutlaka yaptığımız şeyin bir sebebi vardır. Ezbere bir şey yapmıyoruz. Yani. Hocam Yakup'u ileri uzun toplar. Evet evet, yüksek toplarda yani, evet. Ya artık oyun o kadar rakibi iyice çekildi. 10 kişiyle savunmaya yapmaya başladılar. Yani pas yaparak çok delemezsiniz artık o tür rakipleri. Artık doldur boşalta döndü oyun son 5 dakika. O toplarda da Yakup bizim hakikaten iyi yüksek toplarda. Onun indireceği toplarda ya da işte o ulaşabilecek karambollerde ve olası bir duran topta uzun oyuncu sayımızı da fazlalaştırmak için son 5 dakika bir üçlü hamlesi yaptık. Ama maalesef golü bulamadık. Bulsak iyiydi ama olmadı. Ben bir son sorumu sorayım, ondan sonra soru sorayım. Hocam lig bittiğinde ya da lig ortalarında ya da lig bittiğinde bu takım şampiyon olmadı ya da playoff oynayamadık. Şunu söyler misiniz? Maddi açıdan sıkıntılarından dolayı futbolcuların kafası rahat değildi. Onun için hedefe ulaşamadık. Evet. Lig bitiminde bunu söyler misiniz? Ben onu söyle bu bir bahanenin arkasına sığmam ama emin olun ki eğer bu takım olası bir başarısızlıktaki en büyük sebep odur. Ben onun arkasına sığınmam. Sezon sonunda böyle bir şey söylemem. Doğru. Benim karakterime de oyuncuların karakterine de bu yakışmaz ama şu andan söyleyeyim, siz o zaman kabul edin. Eğer bu takımı istenilen yerde bitiremezse, şampiyon olamazsa ya da işte playoff'ta kalır çıkamazsa bilin ki en büyük sebep odur. Teşekkür ederim. Bu vebalda bütün Van'daki iş adamları... Yani bu fırsat daha da bulamayız. Bak, böyle bir, ben bunu da söylüyorum. Böyle bir grup da bulamayız. Ben bunu söylüyorum. Grubumuz güzel bir grup. Eyüp'le aramızda çok puan farkı yok. Playoff'a da baktığında gerçekten diyorum, para ancak harcadığımız kadar harcamışız. Bundan sonraki dönemdeki bu playoff'a şampiyonluk oynamadıysa, bu takım çıkmasa ya da playoff oynayamasa, ben bunu söylüyorum, senenin bu takımı, bunu da söylüyorum, işler acısı olur. Çünkü niye?
biriken borçlar olur. Evet. Değil mi hocam? Siz de biliyorsun. Aynen. İçeride futbolcunun parası var, dışarıdaki borçlar var ve bu kulübün şu ana kadar borç, belli bir borcu da vardır. Bu da hepsi üstü artacak. Lig bitirdikten sonra çok sıkıntılar yaşayacağız. Hı. Onun için yani gerçekten yardım edelim. Yani bu takıma destek verelim. Gidelim ya, primiye yardımcı olalım ya. Van'da o kadar zenginler var. Hı. Nerede bilmiyorum. İş alıyorsunuz. Şirketler yapıyorsunuz. İhaleler alıyorsunuz. Bir Van Spor ya. Arka armağa baksanız, kimliğine baksan Vanlısın. Git her yerde iş yapıyorsun ya. Van'da o kadar iş yapan var. O kadar zengin insanlar var. Bir memleketin takına bir sahip çık ya. Bir şey yapmıyorsun, zaten bir takıma bir sahip çıkın. Ya ben, yazık ya, takıma yazık. Ben işin açıkçası ilk geldiğimde şuna çok üzülmüştüm ve şaşırmıştım. Van Spor'un göğsünde reklam yok, sponsor yok. Yani burada bence insanların sıraya girmesi lazım ki Van Spor'un formasına reklam verebilmek için. Sadece kendi reklamı için değil bu. Yani katkı anlamında sıraya girmesi lazım ama maalesef işte başkanımız görüştü, birkaç grupla herhalde anlaşma da yapıldı. Bu hafta belki olur, belki. Türkçelerle. Evet. Önümüzdeki süreçte olacak. Hakikaten çok içler acısı bir durum. Bu zamana kadar Van Spor'un göğüs reklamsız sahaya çıkması. Bilmiyorum, ben profesyonel takımlarda böyle bir takım var mı? Göğüs reklamı olmayan bir takım. Yok hocam. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Süper Lig'de çıktığımız dönem var ya, borçsuz olan dört büyüklerin içinde tek borçsuz takım, evet, ya. Evet. Para o zaman yakıyordu ya. Evet. Nereden nerede geleceği belli, evet, değildi ya. Şimdi şöyle bir şey var. Geçen sene tabii konuşuyoruz, devre arası yapılan transfer, evet, maliyetiyle tabii, bu seneki transfer maliyeti bilmiyorum, mukayese ettiğiniz zaman 10'da biri ya da 5'te biri falan var, varsa o kadardır yani. Zaten o borçlu hocam, geçen seneninki borçlu aynen, o kadar. Aynen. Zaten transfer yapıldı. Hep söylüyorlar geçen seneki maddi imkanlar çok daha iyiymiş herhalde. Evet hocam. Ama maalesef bu sene biz çok işin açıkçası belli etmiyoruz. Yani çok deklere de etmiyoruz ama hakikaten çok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Geçtik de şimdi bunları taraftarlarımızın önünde, bütün kamuoyunun önünde açılmak çok doğru olmaz. Onun için yani hakikaten bu oyuncu grubu çok takdire şayan bir oyuncu grubu. Sadece onu bilsinler. Çok özverili, çok fedakarlık yaparak bu takımı buraya getirdiler. Lütfen dediğim gibi hem taraftarlık anlamında hem maddi manevi anlamda ellerinden gelen desteği esirgemesinler. Onun için bu oyuncu grubu bunu çok fazlasıyla hak ediyor. Bu kadarını söyleyeyim. Yani çok fazla da açmayayım. Van Spor hakikaten eğer doğru destek yapılabilirse, ben inanıyorum, oyuncu grubumuz da çok inanıyor. İnşallah biz üst ligi yakalayacağız ama İnşallah. Lütfen bütün şehri, taraftarımızı, mülki amirlerimizi, iş adamlarımızı, ileri gelenleri, önde gelenleri yanımızda görelim. Biz başka bir şey istemiyoruz yani. Hocam bir de son olarak şunu söyleyeyim. Son 4 yıl var ya, hep ilk yarı sezon başında aldığımız transferlerde çok sıkıntı yaşıyoruz. Hı. İkinci yarıyı hepsini, yani 5-10 tanesini gönderiyoruz. Evet. Bu neden hocam? İçerideki şimdi çalışıyorsunuz ya. Evet. Biz dışarıdayız. Fazla içeri fazla. Bu bizim takımımız, içerideki transfer komitesi, scout ekibi. Evet. Şimdi bir profesyonel takım, ikinci ligde, evet, evet, şampiyon oluyoruz. Bunları, transferleri nasıl yapılıyor? Örnek diyorum, Yaser Yıldız bir vakası vardı. Bir o evet, bu Atamer Bilgir geldi gitti. Evet. Ondan sonra ya, ne İlter'di. İlter yani. Yani ayaklarına top değmedi hocam, evet, gittiler. Evet, aynen. O bizim için çok kötü. Bence de %100. Aslında bu bunlar tabii, neye dayalı alınıyor? Bu 4 yıldır öyle. Teksin dönemimiz değil. Evet. Son 4 yıla bak, hep gelen ilk baştaki hoca aynı. Tamer Hoca'nın, Tamer Taşkın dönemi oldu, ikinci arı geldi. Samsunspor'un bütün o bize yaramayan futbolcularını getirdi. Hiçbir şey, ayaklarına top değmeden 400-500 aldılar gittiler. Evet. Hiç ayaklarına, hocam ben açık ve ne söylüyorum. Bu memleket yazık ya. Evet. Bak şu an parasal olarak o paraları harcamasak, o paralar elimizde olsa şu an takımın belki de nerelere getirmiştir. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Bu tabii uzun vadeli bir plan gerektiren bir şey. Şimdi biraz önce konuştuk. Yani siz doğru bir ekiple anlaştığınızı düşünürseniz uzun vadeli anlaşmalar yapmak zorundasınız. Uzun vadeli anlaşmalar sonuca göre olmaması lazım. Mesela hazırlayıcı bir takımı yaparsınız. Ona göre oyuncu grubu oluşturursunuz. Tabii bunun içinde tabii çok doğru bir scout ekibi belirlemek lazım. O scout ekibinin belirlediği oyuncuları katıp biraz da zamana ihtiyacı var. Tabii yani bu şekilde transferler yapıldığı zaman sadece Van Spor için değil, bütün takımlar için yani bir hoca gelir, bir transfer yapar, istediğin her oyuncuyu alırsan
Ondan sonra hocayı gönderirsin. Bu sefer gelen hoca der ki bu transferleri ben yapmadım. Ben bundan hiçbirini oynatmayacağım. Bana yeniden bir 10 tane daha transfer. Bu çok doğru bir şey değil. Nasıl olur? Yönetim olarak doğru bir transfer komitesi oluşturursunuz. Scout ekibi belirlersiniz. Transferlerinizi yaparsınız. Dersiniz ki hocaya, hocam benim takımım bu. Bununla başarılı olabiliyorsan o. Ne olan, güzel hocam, sonuç bu bence. %100 bu. Olabiliyorsan bu. O. Olamıyorsan hocam Allah yoluna açık etsin. Hocam sizi bu. Tebrik ediyorum. Bence işleyiş budur. Ya normali budur. İsteyeceğin zaten. İsteyeceğin adamları izliyorsun, biliyorsun. Kaç sene de bu ligde oynuyorsun. Gözle görüne belli ediyor. Scout ekibinin kul. Al futbolcu potansiyelini, havuzunu kur, hocanı belli, getir hocam, al senin topçun budur. Bu zaman gelen hocan diyemez ki ya ben futbolcu istemedim, o diğer benim gidiyorum, evet. Diğer futbolcu gelmedi o diğer. Senin bunu, ama hocam bunu siz hiç içeridekilerine söylemiyor musunuz? Ya şimdi... Ben valla merak ettim ya. Ya şimdi... Ya doğru da bu 4 yıldır valla hocam sinir olmuşum. Bak 4 yılın şeyini çıkarsan, içeride baksan ne kadar paralar gitmiş. Doğru söylüyorsun. Ya şimdi tabii bu yönetimin işi, biz her zaman sürekli söylüyoruz ama tabii buna yönetimin bir şekilde karar verip doğruyu bulması lazım. Lazım. Sezon başında işte ya da bir hocayla anlaşacakken dersiniz ki benim oyuncu kadrom bu. Bu oyuncuyla başarılı olabileceğine inanıyorsan gel kardeşim. Ya hocam bir iki tane getirsin hocam. Ya getirir ayrı mesele. Ya demek değil ki işte hocanın çok... 15 tane getir hocam. 15'in 5'i de hiç tutmuyor. 15 tane 10 tane. 2-3 tane oyuncu ister yani. Aynen ben ya şimdi... Ya istesin 3 tane değilsin. Ama bizim gelen hoca 15 tane 20 tane istiyor. Abi 20'den bir tanesi tutmadı abi. Ben aynen. 4 yıldır görmedim. Bak bu ses son set... Kim bizi tutmuş şu ana kadar? Yemin ediyorum böyle, bizde böyle tutan giden bir adam görmedik ya. Hocam yeni yapılan transferlerden şeyi sormuş Nihat Akbulut abimiz, onu yönelteyim ise. Sivas Belediye'den aldığımız Ali Say var hocam. Evet. İlk yarıda 10 gole katkıda evet. bulundu. Evet. Vanspor'da gereken ivmeyi yakalayamadı. Henüz daha bir evet. erken de onu söylemek. Şimdi... Ali Say'ın... Şöyle bir şey var. Tabii şimdi oturmuş bir takıma gelmek transfer için de dezavantaj. Sonuçta bu puanlar almış bir takım var ortada. Yani bu hafta rotasyona gittik, Burhan'ı dinlendirdik, Ali Say'ı oynattık. Ali de elinden geldiğini yaptı. Tabii bu boyacı küpü değil, sok çıkar hemen aynı renk giymişsin. Olmuyor tabii ister istemez. Öyle olunca tabii adaptasyon süreci adaptasyon var. Şehre alışma önemli. Süreci var. Arkadaşlarına alışma süreci. Bunlar çok kolay şeyler değil. Yani bunu yabancı oyuncuda çok daha fazla yaşıyorsunuz ama şimdi bir oyuncu farklı bir oyuncu grubuna katıldığı zaman şehre alışması, ortama alışması, yani aşçının yaptığı yemeklere bile alışması en az 3-4 ay sürüyor. Onun için yani çok da hemen biz biraz sabırsız bir toplumuz bu anlamda. Yani zaten mal taraftarı hocam o konuda çok şey. Yani genel olarak öyle. Alışmışız yani, hocam. Millet olarak şampiyonla öyle. Şampiyonla işte, alışmışız evet. ya. Yani biraz sabretmek lazım. Maalesef o şeyi göremiyoruz hiçbir işimizde. Sabır da istikrarı getiriyor eğer biraz daha beklerseniz. Tabii onların da mutlaka çok fazla katkıları olacaktır. Diğer transferlerimizin de katkıları olacaktır ama sonuçta ortada bir de realite var. Bu takımı buraya getiren bir oyuncu grubu var. O formayı almak da çok kolay değil. Almak için en az onlardan bir tık daha fazla çalışmaları lazım. Orayı hak etmeleri lazım ki onu almaları için. Onun için herkesin forma şansı eşit. Kim hak ederse, kim sahada istenileni verirse o oynayacaktır. Bizim dediğim gibi kimseye ne bir derece fazla yakınlığımız ne bir derece fazla uzaklığımız olur. Biz sadece orada ekip olarak adalet dağıtmakla yükümlü olan grubuz. Çünkü biz yastığa kafamızı koyduğumuz zaman düşünmememiz lazım. Bu oyuncu hak etmişti ama biz bunu oynattık demememiz lazım. Şu an için her zaman biz hakikaten ekip olarak istişare ederek en doğruyu bulmaya çalıştık. Yani çok şükür bu zamana kadar da çok yanılmadığımızı gördük oyunda performans olarak verdiğimiz süreler olarak. Öyle yapmaya devam edeceğiz. Sonu inşallah hayır olur. Hocam kafanızda bir puan durumu var mı? Vanspor'un şampiyonlukta ya da playoff'ta alabileceğiniz puan. Vallahi puan işine stresi hiç düşünmedim. Yani ben sadece aynen öyle yani kendimiz adına kazanıp evin puan kaybetmesine bakıyorum. Aşağıyla yukarıyla başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Hocam şunu da sormak istiyorum. Şöyle bağlaştırayım. Kendi ekibinizle mi çalışıyorsunuz? Evet. Teknik heyet olarak. Evet. Bir Soner Hoca'yı tanıyorum. Evet. Sizin ekibinizle. Evet. Bir de hocam her maç ayrı ayrı mı hazırlanıyorsunuz? Tabii mutlaka. Şimdi bizim bir oyun sistemimiz var işin açıkçası. Mümkün olduğu kadar ondan çok sapmamaya çalışıyoruz ama oyun içinde değişiklikler yapabiliyoruz. Mesela bu hafta Sivas'ta 4-3-3 başladık.
Ondan sonra 4-2-1-3 gibiye döndük. Sedat'ı forvet arkasına alıp kenara Mami attık, bizim Muhammed'i attık. Sol tarafa Buran'ı attık. Ya skor bulmamız gerekiyordu. Onun için de opsiyonlarımız var, farklı düşüncelerimiz de var. Onları da deneyebiliriz ama genelde çok oyun formatından kopmamaya çalışıyoruz. Çünkü sürekli takım savunması, takım hücumu opsiyonları anlamında çalıştığımız için hocam. Evet. Yani fazla değişiklikler işin açıkçası içeriği yoruyor biraz. Rakibe göre tabii farklı şeyimiz oluyor. Bazı takımların kenarları zayıf, bazıları merkezden zayıf, bazıları duran toptan zayıf. Ya yani rakibin zayıf yönlerine göre o haftaki çalışmalarımızı ona göre yapıp antrenman içeriğini ona göre belirleyip o şekilde çalışıyoruz. Tabii maçtan maça şeyimiz değişiyor, oyun stratejimiz değişiyor. Hocam bu haftaki pazar maçı, pazarın genç, dinamik koşan, bir takım, evet, dinamik koşan bir takım. Takım. Evet. Onun hakkında belki de bilgi evet, almışsınız. Evet, evet, yani takip ediyoruz. Hakikaten koşan, mücadele eden, oyunu hiç bırakmayan bir takım. Çok mücadeleci bir takım. Ve tabii bizim de ona göre bir oyun stratejimiz, planımız olacak. İnşallah doğruyu oynayıp, doğruyu yapıp sonuç olarak da kazandığımız zaman inşallah bu hafta ben kendi adımıza bir kredi sağlayacağımızı düşünüyorum. Aynen, evet. Alacağımız 3 puanla inşallah bunu başarabiliriz. İnşallah hocam. Hem puan alıp hem de Eyüp'ün kazanmasını çeker. Kaybetmesini. Evet. İnşallah hocam biz direkt şampiyon olarak çıkarız. İnşallah. Bunu ümit ediyoruz. Sizden de beklentimiz budur. Sizin nezdinizde tüm teknik heyete buradan başarılar, güveniyoruz hepsine. Evet. Ahmet Hoca var, Tahir Hoca var, Karaca Hocamız, Sebahattin Hoca var, Prolisans Hocamız. Hocam o şeyde bir tane var ya, türbinde. O nakul bağırıyor. O bazen arkama geliyor, böyle dönüyorum. Hocam diyorum, böyle bana bakıyor. Ya başka yerde. Tahir Hoca genelde türbinde oluyor, Karaca Hocamız. Onun sesi evet, kalecilikten kalma yürüdür. Saygı duyuyoruz hocam. Evet hocam, hocam çok şey değerli. Sormak istiyorum. Tesislere ilk geldiğiniz zaman nasıl buldunuz? Van Spor kulübe yeterli bir... Yani şu an için aslında ilk yapıldığı haliyle olduğu için çok fazla bir yeterli değil işin açıkçası. Gelen yeni transfer gelen oyuncular da tabii ilk geldiklerinde biraz şaşırıyorlar ama maalesef eldeki mevcut bu. Ha yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Yani Van şehrinde de Van Spor'a da o tesisler yakışmıyor. Çünkü arazi bol, alan bol, yapılabilecek hocam imkanlar var. Çünkü bu yapılan yatırım sadece günü kurtarma amaçlı yapılmış yatırımlar hocam, olmuyor. Üç katta oraya yapsa en altta fitness salonu yaparsın, evet. Orada çalışırsın, maalesef, çalışırsın. Evet. Spor salonuna gitmene gerek yok, evet. Orada çalışırsın. Ya fitnessimiz ayrı yerde, sağlarımız var. Salonun havuzun olur. Salonumuz yok. Yani olur. Ya futbolcu ikincilikte oynuyorsun abi. Tek sağımız var. Bal ligi takımına gir, senin tesislerinde daha güzel. Bal evet. Ligi takımı kafa evet. Oynayan bir takımına git. Amasya, Urfa bilen şehre gittim sezon başı. Tesis gördü. Evet. Böyle bir tesis yok. Yani adamlar bal ligi takımın senin tesisinden daha iyi. Evet, bu da yaramızı deşme boş ver. Ama yenisi mutlaka yapılması hocam, lazım. Hocam ben niye biliyor söyleyeyim. Bu memleket bu kadar sahipsiz değildi. Evet. Bu son 4-5 yıldır böyle bu kadar sahipsiz olmaya başladı. Ondan feryadım odur. Evet. Bu memleketin gençleri masum gençler. Evet. Az önce ne güzel söylediniz. Yatırım o gençleredir. Aynen. Yapılabilir hocam. O kesinlikle. Kadar ihaleler oluyor. Bugün belediye yani. Başkanından tut valimden kadar oraya 3 katlı bina yapamaz mıyız? Ya hiç olmaz yapılır mı? Hocam. Hiç yani problem bir değil. Yani. Bir telefondur hocam. Yani. Yani. Yapılmak isteyen yapılan insan içinde olur. Yapılır bu memlekette. Yani. Niye yapılmasın hocam? Yani. Bugün siz gelmişsiniz. Bu memleketin takımını nereden nereye getirmişsiniz? Herkes niye sizi konuşuyor? Bir şeyler var ki. Yapılmış ki. Ya da Servet Başkan bugün bu takımı almış. Cebinden bu kadar para harcamış. Borçlu. Ve tek başına çırpınıyor bir yerlere. Bu adam demek bir şeyler yapmış. Ya bizim milletvekillerimiz, valimiz olsun, valimiz sağ olsun, yardımcı milletvekillerimiz nerede ben onu anlamadım. Bir bakan gelince bir fotoğraf var, fotoğraflarda var. Ondan sonra ortalıkta bir tane ben protokole geliyorum. Ben oradan kenardan izliyorum, protokole bakıyorum. Kimseyi tanımıyorum. Bunlar kim diyorum. Hiç kimse, ne bir valim var, ne bir milletvekili var. Ya bir maç, bir takım, bir futbolcu soyunma odasına bir vali bey gelse, bir prim açıklasa, bir belediye başkanı olsun ya da bir milletvekili gelse. Of, onur eder futbolcu, özgüveni olur. Ya takım bir baktığında arkasına bir bakıyorsun futbol. Ya bugün testleri bile ziyaret etmek o futbolcu için ne kadar mutluyum. Mutlaka. Biz de oynadık ligde, o kadar oynadık. Bir takım bu kadar sahipsiz olunca, yani bazı şeyler de artık, yani bu hocayı da yorar, içerideki her şeyi de yorar. Yani lütfen destek olalım ya. Samimi söylüyorum, sahanın dışı bizi sahanın içinden çok daha fazla yoruyor. Başka. Biz sahanın içinde yorulmuyoruz. Yani oyuncu grubu olarak, antrenman olarak samimi söylemiyorum. Ama dış etkenler o kadar bizim gardımızı düşürüyor ki bazen.
Yani çok farklı şeylerle uğraşmaktan samimi söylüyorum, sahanın içine çok net odaklanamıyoruz bazen. Ama içerisi olmadan da, sonuç almadan da dışarıyı düzeltme şansınız yok. Hakikaten bu anlamda çok görülüyoruz. Çok mesai harcıyoruz. Yani çok şükür karşılığını alabiliyoruz ama o yükün bir kısmı bizim üzerimizden alınsa çok daha farklı şeyler olabilir. Çok daha iyi şeyler olabilir. Ama maalesef dediğiniz gibi ben hakikaten bu takımın bu kadar sahipsiz olabileceğini hiçbir zaman düşünmezdim. Maalesef buraya gelince anladık. Hak etmiyor yani. Bu takım bu kadar sahipsizliği inanın hak etmiyor yani. Bence de. Hocam, İstanbul taraftar yöneticimiz sizlere bir soru yöneltmiş. Murat Berkan Atmaca, selamlar olsun buradan da. Evet. Serhat Hoca altyapıda oynayan gençlerimize şans verecek mi? Onlardan beklentisi nedir? Az önce değindiniz. İstiyorsanız kısaca cevap. Bunu ona da söyleyeyim. Kampa gitmeden dediğim gibi baktık. Oyuncularımızı kampa götürdük. Bugün de altyapımızla bir hazırlık maçı aldık. Hem onları görme hem bizim oyuncularımıza maç kondisyonu kazandırma anlamında bu hazırlık maçlarımız devam edecek. İyi olarak gördüğümüz oyuncuları mutlaka tekrar A takım bünyesine katacağız. Onlara da şans vereceğiz. Yani işin açıkçası ben olaya şu tarafından da çok bakmıyorum işte. Altyapıdan geldi, transfer geldi, şu oldu, bu oldu. Kim hak ediyorsun? Bugün 16 yaşında Yusuf A takım kadrosunda olabiliyorsa bu kendi yeteneğiyledir. Ne benim çabamladır ne başka birisinin çabası. Ya futbolun faydası ortaktır. Tabii. Siz de baksanız görürsünüz, ben de bakarsam görürüm, siz de baksanız görürüm. Yani kimse bizim babamızın oğlu değil. Ya kim hak ediyorsa oraya, kim de bir ışık görebiliyorsa ona o imkanı vermeye çalışıyoruz. İnşallah bunların sayısı artar. Ve yani bizim oyuncularımız, takımdaki oyuncularımızdan vanlı sayısı da artar. Yani altyapıdan gelen oyuncu sayısı da artar. İşin özü bu aslında. Altyapısı sağlam olmayan ya da altyapıdan doğru beslenmeyen takımların da çok fazla yaşama şansı da yok işin açıkçası. Sadece transferle nereye kadar gidebilirsiniz? Hocam bu son dönemlere baktığımda hep böyle sizin döneminden önceki dönemlerde hep böyle. Biz ailen son 10 yıla bakın. Bizim son 10 yılda futbolcumuz yok ya. Evet. Yok. Evet. Yani ne kadar acı. Gerçekten yok. Evet. Belki de bir İsmail'i siz aldınız, oynattınız. İsmail sizden önce kimse Bekte yüzüne bakmıyordu, oynatmıyordu. Aynı bir oynattınız. Sedat Komi için de geçerli. Ama Sedat Komi de yok. Aynen. Oynatıyoruz. Şey gitti, İstanbul'a bir takıma gitmişti. Sultan Beyli. Orada çok iyi şeyler yaptı. Geldi burada. Evet. Sultan Beyli gene istedi Sedat'ı bu sene ama Sedat da hakikaten bizim için önemli bir oyuncu. Özellikle Sefa'nın sakatlanmasından sonra da çok daha önemli oldu. Hakikaten çok doğru da bir karakter. Ama maalesef o çocuğa da inanılmaz yeri geliyor. Çok acımasız tepkiler. Eleştiri ya. Ben sinir oluyorum ama hocam. Yani yazık, günah. Ya o çocuk, ya futbolcu elinden o istemez mi? Ben iyi top oynayayım, evet, iyi bir yerlere geleyim. Vanlı futbolcusu, bence Vanlı futbolcular biraz hepsine destek olun ama Vanlı'ya da destek olun beyler. Diyoruz futbolcu oynayarak bu hata yapacak. %100, hocam futbolcu tam hata yapmasan gol yemiyorsun. Aynen. Hata yapmayan oyuncu yok ki. Yani hata yapmayan oyuncu yok. Kaldı ki yani, Sedat Komu hakikaten ligde var hocam. Süper Lig'de hata yapılıyor. Aynen. Şimdi Konya'da kazandığımız ikinci golde Sedat'ın oradaki payı çok büyük. Burada geçen hafta attı, Ömer'in attığı golde Sedat'ın payı çok büyük. Şimdi tamam eleştirin ama övülmesi gereken yeri de bu çocuğun hakkını verin. Yani olmuyor sadece. Kaldı ki dediğim gibi bu Van'ın çocuğu hakikaten de çok doğru bir karakter. Çok düzgün bir karakter. Onun bu için yani sahip çıkmak lazım. Evet. Bu değerlere sahip çıkmak hocam, lazım. Yani biraz önceki altyapıyı sorarken bunları da dile getirmek lazım. Tabii tabii. Mi? Hocam Van'ı nasıl gördünüz? Bir de şunu söyleyeyim. Yani çok insan da mesaj çekiyordu. Serhat hocam, Van'da artık böyle uzun vadeli mi? Yani düşünceniz ne? Yani her arkadaşlar çok soruyorlar. Olumsuz sezon sonu. Sezon sonu. Ya vallahi şu an için çok net bir şey konuşmak. Evet. Şu an için çok net bir şey konuşmak çok doğru değil. Ama inşallah sezonu bir bitirelim. Bizim sözleşmemiz sezon sonuna kadar işin açıkçası. Hakikaten burada çok mutluyuz. Gezebildiğiniz bir derken
samimi söyleyeyim çok çıkıp da gezemedik. Çünkü o kadar yoğunuz ki, dediğim gibi o kadar çok şeyle uğraşıyoruz ki. Sadece keşke sahanın içi kalsa da onunla uğraşsak ama maalesef şu pandemiden işte testleri olsun, oyuncuların hazırlanması olsun, farklı problemler geliyor. Yani ne zaman, nasıl sabah oluyor, nasıl akşam oluyor, samimi söylüyorum anlamıyoruz. Nasıl eve gittik bilmiyoruz. Mental olarak nasılsınız? Mental olarak işte ailemizin yanına gidersek biraz şey yapıyoruz. Aynen öyle, rahatlıyoruz ama. Evet, yani gidip gelmesi de biraz zaman alıyor, süreç alıyor. Ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. 3 aylık bir sürecimiz var. İnşallah onu doğru bir şekilde geçip ondan sonrasında hep birlikte bakarız. Yüzar Sif sormuş, YouTube'dan yazmış bizlere. Serhat Hocam, yapılan transferlerin takımın eksiklerini kapattığını düşünüyor musun? Evet. Bölgesel olarak kapattık. Yani hakikaten eksik mevkimiz kalmadı. İlk yarıda onun sıkıntısını çok çekmiştik. Bir sağ bek son zamana kadar aradık ama maalesef bulamadık. Sadece takımda bir Üzeyir'in çok bir alternatif yok. Şu an için yok. Ama tabii devşirme oyuncu ya da işte yan mevkilerle doldurmaya çalışacağız. Olmadı. Son zamana kadar kovaladık ama olmadı. Olmayacak oyuncuyu da çok katmak istemedik işin açıkçası. Ama onun dışında diğer mevkilerle alakalı herkesin alternatifi var. Mevkisel alternatiflerimiz var ama performans anlamında da onu da işte maçlarda oynadıkça göreceğiz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz, transferlerimize güveniyoruz. İnşallah oynayanı, sonradan gireni, katkı sağlayanı, inşallah biz bir takımız. Yeni gelenin transferi yok bu saatten sonra. Herkes takımımızın oyuncusu. Vanspor için mücadele ediyor. İnşallah doğru sonuçları aldığımız zaman da herkes bir şekilde mutlaka oynayacaktır. Herkese şans gelecektir. Önemli olan oyuncunun bu şansı nasıl kullandığı, devam edip etmemesi de ona bağlı olacak. İnşallah transferlerimizde beklediğimiz katkıları sağlayacaklardır. İnşallah hocam. Hocam az önce Ömer Burukan sormuştu, İstanbul Gölkentler Taraftar Başkanı'nı. Şunu sormuştu hocam, inşallah şampiyon oluruz da. İnşallah. Playoff'ta öbür gruptan kimi ister? Yani finalde kimi görmek ister? Vallahi biz inşallah. Kim olan inşallah şampiyon oluruz. Ya şimdi işin açıkçası ben Afyon'da o finali yaşadım. Sakaryaspor'a eleyip şampiyon olmuştuk. O saatten sonra rakibin kim olduğu inan önemli değil. Fenerbahçe de gelse hiç önemli değil yani. Kim evet. Kim iyi hissediyorsa yani, kendini. Tabii canım o gün mental olarak durumlar çok farklı olur. İş oraya kalsın yeter ki rakibin tabii. Olduğu hiç önemli değil. Kim olduğu hiç önemli değil. Evet. Sorular gelmeye devam etmişti. Hocam sizin gezmemenize isyan ettim. Ser hocayı bırakın da biraz gezsin diye. Vallahi fırsat bulabilirsek gezeceğiz ama maalesef hocam bugün ben sizi gezdireceğim hocam. Edremit'e götürüm yemek gezdireceğim. Hocam Sedat Cengiz'le ilgili bir soru gelmiş Tanju hocamızdan. Tanju Türk selamlar olsun. Evet. Sedat Cengiz sağ kanatta mı forvet arkasında mı başarılı buluyor hocam? İlerleyen süreçte çift forvete döner mi? Hocam sistem değişikliği yapar mı? Az önce de söylemiştim. Evet. Şu an için geldiğimiz zaman hocam Sedat'ı forvet arkası oynattık. Yani çok bozmadım ben oyuncu grubuna da onu söylemiştim. Vereceğim şans son kadroyla başlayıp ondan sonra değişiklik yapacağım diye. O zamanki kadroda Sedat forvet arkası oynuyordu. Ama Sakarya maçıyla Karacabey maçında dediğim gibi pozisyon anlamında yeteri kadar şey sağlayamadık. Hatta Karacabey maçında Sedat atmıştı golü. Evet. Bir sistem değişikliğiyle dediğim gibi onu sağ kenara alıp orta sayı üçledik ve ondan sonra Sedat kendi kariyerinin rekorunu kırdı. Bizde de puan anlamında katkılar sağladı. Demek ki doğru pozisyonu oldu. Bu hafta da mesela Sivas maçında oyunu biraz riske edip kenara Mahmut Muhammed'i alınca onu forvet arkasına koyduk. Orada da çok doğru iki iş yaptı. Buran'a attığı kilit pasta, bir de işte Ömer'in attığı goldeki asiste çok doğru işler yaptı. Yani iki mevkide de kullanabiliyoruz. İşin açıkçası onun pozisyonunu skor belirliyor. Oyunun gidişatı belirliyor. Yani solda da oynayabiliyor, sağda da oynayabiliyor. Ama dediğim gibi oyun ve rakip ve sonuca göre onun pozisyonu değişebiliyor. Hocam şunu sormak istiyorum. Siz ilk geldiğiniz zamanlarda Rüştü ve Yakup'un inanılmaz yakaladığı evet. Bir ikili vardı. Hı hı. Sonradan hocam gerek Rüştü'nün sakatlığı, Yakup'un sakatlığı, Covid hastalığı derken hocam orada bir savunmada bir sendeleme oldu. Aynen, evet. Emre Özkan şu an oynuyor hocam. Evet. Değişiklik yapıyorsunuz. Evet.
Savunma ikili tabii ki maraton uzun rotasyon evet. yapacaksınız. Hı hı. Şu an mevcut ikili kimi görüyorsunuz hocam şu an? Çok bir zor soru. Benim görmemden de ziyade tabii dedim ya biraz önce. Futbolcunun performansı belirliyor. Şimdi lazım. Hakikaten dediğiniz gibi ilk yarı Rüştü ile Yakup'un inanılmaz bir uyumu evet. vardı. Maalesef işte Rüştü'nün o bileğinden sakatlığı bizi çok o anlamda yaraladı. Çünkü takımın savunmasının bel kemiği Rüştü öyle bir oyuncumuz Yakup'la beraber. Şimdi onun sakatlığı ister istemez bizi farklı alternatiflere götürdü. İsmail oynadı, Şiar oynadı. Ama işte tabii ikisi de sağ ayaklı. Biz onun için Emre Özkan'ı tercih ettik. Yani sol ayaklı olması oradan oyunu kurma anlamında bize çok avantaj sağlıyor. Çünkü Şiar'la İsmail oynadığı zaman orada sol taraftan oyun kurmakta çok sıkıntı çektik. Evet. O da oyun planımızı etkiledi. Çünkü biz daha çok toplu oynayan, pas yapan bir takımız. Arkadan topu oyuna doğru sokamadığınız zaman ilerisi de sıkıntılı olmaya başlıyor. Çünkü onun için top evet, onun için biz Emre transferini istedik. Sol ayaklı bir transfer. Hem de karakterine, kişiliğine de çok güvendiğimiz bir oyuncumuz. Hakikaten o da bu anlamda teşekkür ediyoruz. Çok çabuk uyum sağladı, adapte oldu. Onunla oynadığı maçlarda da iyi sonuçlar aldık. İlk Tarsus maçı olsun, bu haftaki Sivas maçı. O da doğru bir duruş sergiledi. Ama dediğim gibi sonuçta biraz önce söylediğiniz gibi uzun bir maraton. Oyuncuların performansı belirleyecek. Kim aldı, kim hak etti, kim doğru götürdü. Onunla devam edeceğiz hata yapana kadar. Hata yaptıktan sonra değiştireceğiz. Dediğim gibi performans anlamında. Hocam sol bekte oynayabiliyor mu Emre Özkan? Emre Özkan aslında orijinin belki ilk çıkışı sol bek. Ama sol bek anlamında şu an için çok düşünmüyoruz biz Emre'yi. Evet. Sol bek oynayabilecek oyuncularımız var. Sedat Komi oynayabiliyor. Muhammed oynayabiliyor. İşte Mert Sarıkuş oynayabiliyor. Yani sol bekte çok bir şeyimiz yok, sıkıntımız hocam, yok. Hocam bugün arkadaşlarla aramızda konuştuğum zaman Mahmut Elbir hocam ben de söylemekte zorlanıyorum ismini. İlk maçlarına göre yani performansını beğendiğim oyunculardan evet. bir tanesi evet. gerçekten. Yani hazır halde. Evet. O da sezon başı mesela Hatayspor'daydı. Süper Lig kadrosundaydı. Evet. Sonra tabii son dakika Şanlıurfa'ya bir transferi gerçekleşti. Orada da çok doğru bir performans sergiledi ve çok cüzi miktarlara bir aynen hocam. çok cüzi miktarlara takıma kazandırdığımız bir oyuncumuz. Hakikaten çok değerli bir oyuncu kazandık diye düşünüyorum. Çok beğendim hocam. Yani gerçekten izledim, evet. beğendim. İnşallah yani o daha da üstüne koyarak devam edecek. Hocam buradan İlyas Kılıç yazmış. Az önce de değindik. Gerçi Sefa'nın sakatında. Sefa'ya alternatif olarak en çok hangi oyuncu düşünüyorsunuz? Yani Sefa'nın yerini doldurabilecek. Orta saha oynayabilecek oyuncu. Sedat Komi oynayabilecek oyuncu. Karabükspor'dan Toykan diye bir oyuncu aldık. O da 8 numara oynayabilecek oyuncu. Ve Mehmet Ali var. Dediğim gibi ondan beklentim çok fazla. İnşallah gelecekte de ismini duyacaksınız. O da 8 oynayabilecek bir oyuncu. O anlamda oynayabilecek oyuncularımız var. Muhammed Emir 8 oynayabilir. Sıkıştığımız zaman Mert Sarıkuş iç orta saha oynayabilir. Yani Sedat Komi sağ bekte oynar mı hocam? Sağ bek oynamaz. Solak oyuncu olduğu için. O kim söylemiş ya? Sormuşlar da. Onu soran kim? Hocam son olarak Sedat kaptanları sormak istiyorum. Evet. Size her iki kaptanımız evet. Performansları saha içinde, saha dışında. Evet. Nasıl buluyorsunuz? Şimdi şöyle, Oktay da Barış da hakikaten Van'la özdeşleşmiş iki oyuncu. Hakikaten inanılmaz özverili oynuyorlar. Maddi anlamda belki herkes aldı parasını, onlar çok alamadılar. Ona rağmen hiçbir şey göstermediler. Oradan da sizin aracınıza teşekkür ediyorum. Hakikaten karakter anlamında da, kişilik anlamında çok, futbolculuk anlamında çok doğru kardeşlerim onlar, takım adına. Hepsinden çok memnunuz. Zaten takımın konumu da pozisyonu da onların işlerini ne kadar doğru yaptığını gösteriyor. Biz onlardan çok memnunuz. Şuna da eklemek istiyorum hocam. Barış Kök'ün inanılmaz yani sezon başından beri hiçbir inişli çıkışlı grafiği evet. düz. Evet. Hocam yani gerçekten performans olarak kendisi acayip katkıda bulunuyor. Hocam pazar günü Pazarspor'la ve daha sonra akabininde Sakaryaspor'la maçımız var. Her iki karşılaşmayı değerlendirmek gerekirse neler söylemek istersiniz ve Sakaryaspor maçıyla başlamıştınız evet. Van Spor'daki kariyerinize. Evet.
Pazar günkü maç ve Sakaryaspor maçı ile ilgili neler söylersiniz? Şimdi işin açıkçası Sakaryaspor'u bir tarafa koyduk çünkü o bu maçtan sonra değerlendirilecek bir durum. Çünkü maç maç gidiyoruz. Önümüzde Pazar maçı gibi çok hakikaten en az Sakarya maçı kadar önemli bir maç var. Sonuçta rakibin kim olduğu önemli değil. Kazanırsanız 3 puan veriyorlar. Sakarya'yı da Sakarya'da yenseniz, Pazar'ı da burada yenseniz, Karabük'ü de burada yenseniz 3 puan veriyorlar. Değişen bir şey olmuyor. Onun için biz şu an için Sakarya maçını işin açıkçası çok düşünmüyoruz. Bir kenara koyduk. Evet, planlamamız da tabii yeri belli ama önemli olan bizim Pazar'ı geçmemiz. Pazar'ı geçtikten sonra düşünülebilecek bir durum. İnşallah çok zor bir maç bizi bekliyor. Bunun farkındayız. Belki 90 dakika mücadele şeklinde geçecek bir maç. Evet. Ama bizim özellikle iç sahada puan kaybetmememiz lazım eğer bir hedefe oynuyorsak. Ben oyuncularımızla konuşurken de hep bunu söylüyorum. Bir takım hedefe gidiyorsa içerideki maçlar çok önemlidir. Yani içerideki maçları kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Bu maçta onlardan bir tanesi. Hem dediğim gibi kendimize kredi sağlayabilmemiz için, hem rahat bir nefes alabilmemiz için, hem Sakarya maçına daha rahat çıkabilmemiz için bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Zor olacak ama kazanmak için her şeyi yapacağız. Evet. Hocam birkaç soru da gelmişti. Nerelisiniz diye kimse bazıları bilmediği için. Ben aslen Tokatlıyım. Evet. Ama Ankara'da büyüdüm. Şu an İstanbul'dayım. Yaklaşık 12 senedir falan İstanbul'dayım. Evet. Var mı hocam sormak istediğiniz? Çok soru sordum. Herkes diyor okuduğunca sen çok konuşuyorsun. Ben artık son olarak sorularınızı ya şöyle söyleyeyim. Son sözlerini alacağız. Hocam bu haftaki pazar maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hı-hı. Son olarak gerçekten bugün burada olmanız bizim için onur verici bir şeydir. Bunu da söylemek istiyorum. Sayın Servet Yeni Türk'ün babası yoğun bakımda geçmiş olsun diliyorum. Bugün yine aradım kendisini. Van halkına, Van futboluna güzel şeyler yaptınız. Son olarak pazar maçı için değerlendirmemiz nelerdir? Evet. Buradan ben de konuştum akşam işte başkanımızda. Babası rahatsızdı. İnşallah acil şifalar diliyoruz. Size de geçmiş olsun babanızın. Teşekkür ederim. Ben sağ olun. Ben de onu da duymuştum. Allah yine geldi. Acil şifalar diliyoruz. Şimdi Pazar Spor maçıyla alakalı dediğim gibi hakikaten çok zor bir maç. Ama ne yaparsak yapalım bir şekilde bizim maçı kazanmamız lazım. Tabii. Evet, oyun planımız aynı şekilde sahaya yansıyacak. Ama isteğimiz, arzumuzun en az Pazar Spor kadar olması lazım tabii. Yetenekler bu sefer ortaya çıkabilsin. Kazanabilecek gücümüz var, potansiyelimiz var. Bu Sivas'tan aldığımız galibiyetle moralimiz de iyi. Ama işte maç günü kazanılıyor. Maçtan önce iyi konsantre olmak lazım, iyi hazırlanmak lazım. Antrenmanlarımız hakikaten o anlamda verimli geçiyor. Oyuncak kardeşlerimiz çok istekli, arzulu. İnşallah bunu maça kadar devam ettirip maçta da hem fiziksel hem mental anlamda maça odaklanıp mücadele edip maçı bir şekilde dediğim gibi kazanmamız gerekiyor. İnşallah da kazanacağız. Son olarak da valla dediğim gibi sürekli aynı şeyi söylüyoruz. Çünkü bir tek isteğimiz var. Bu takımı yalnız bırakmasınlar. Bu takıma sahip çıksınlar. Bu takım Van şehrinin takımı. Van halkının takımı. Bir katma değer sağlayacaksa, bu şehre bir değer katacaksa bunu Van Spor'la yapacak. Spor anlamında, futbol anlamında. Dediğim gibi imkan varken, şartlar uygunken, fırsat varken bunu değerlendirmek gerekiyor. Bunu kaçırmamak gerekiyor. Her zaman elinize bu tip fırsatlar gelmeyebilir. Dediğim gibi belki çok büyük bütçeler ayırabilirsiniz. Çok isim, kariyerli oyuncular da alabilirsiniz. Ama bu başarıyı yakalayamayabilirsiniz örneklerde olduğu gibi. Hem bizim grupta hem diğer gruplarda. Hem de üst farklı liglerde. Onun için dediğim gibi bunu değerlendirmek lazım. Bu fırsat her zaman ele geçmez. İnşallah hep beraber bu fırsatı değerlendirelim. İnşallah. Evet, yayının başında dile getiremedik. Heyecanımıza verin. Kulüp başkanımız Servet Yeni Türk'ün babasına acil şifalar diliyoruz. Kendisine de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kulüp başkanımıza da geçmiş olsun dileklerimizi ilettikten sonra Serhat hocama son olarak şunu söylemek isterim. Her iki taraftar grubumuz, gerek Gölkentler gerek Kara Kobralar ve Van şehrinin taraftarlarına son olarak neler söylemek istersiniz? Dediğiniz gibi biz hedefinizi koymuşsunuz oyuncu grubu olarak, teknik heyet olarak. Şampiyonluk, playoff, bütün başarılar nasıl gelir hocam, size güveniyoruz. Sonsuz hem size, teknik heyete, futbolcu arkadaşlarımıza güveniyoruz. Şehre ve takım taraftarlarımıza neler söylemek istersiniz son olarak?
programı kapanışına doğru geliyoruz. Evet. Hem Kara Kobralar hem Gölkentliler grubu sağ olsunlar bizi tesislerimize ziyaret ettiler. Desteklerini her zaman dile getiriyorlar. Buradan da sizin aracınıza onlara da çok teşekkür ediyoruz. Tabii taraftarlarımız olmadan eksiğiz, yarımız. Dediğim gibi sürekli biz taraftara açılabilecek zamanı bekliyoruz, durumu bekliyoruz. Hakikaten onlar bizim için çok büyük değer ve çok büyük güç. Mutlaka açılacaktır. Belki oransal olarak açılacaktır. Belki %100 açılmayacaktır ama aynen, mutlaka yakın oransal zamanda açılacaktır diye düşünüyoruz. Ve onlarla buluştuğumuz zaman da bizim takımın performansının da mutlaka daha üst seviyelere çıkacağını düşünüyorum. Biz onlarla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah buluştuğumuzda da yine şampiyonluğa oynayan, yine hedefte olan, üst sıralarda olan bir takım onlarla buluşturmak istiyoruz. İnşallah bunlarla başarılı oluruz. Desteklerini bizden esirgemesinler. Evet. Teşekkür ederim. Oktay Hocam, var mı eklemek istediğiniz? Yok. Son olarak da başarılar diliyorum. İnşallah 3 puanımızı alırız. Serhat Hocama da, ekibine de, futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Lütfen Van Halk olarak elimizi taşın altına koyalım. STK'lar olsun, kaymakamımız olsun, bütün kaç tane belediyemiz var. Bir tane belediye başkanı öyle bir maçın, bu haftaki maçın primini öyle kendileri verse ne olacak yani? Boş ver öyle, hadi bir işi yapamadın ya, bir kamp yani deplasmanını karşılayabilirsin. Yani o kadar belediye başkanları var, o kadar şeyler var. Yeri gelince diyorsunuz biz böyleyiz, böyle bir yapın bu memlekette. Bir ağaç dikin de biz ağacı yeşerini görelim, sonrası meyvesini alalım bir görelim. Bu elimize bir fırsattı. Zaten bizim spordan başka bir şeyimiz yok. Doğu Anadolu'da futbol. Taraftar niye o soğukta, o kışta, karda geliyor. 15 bine taraftar geliyordu ya. Bugün bir kulüp başkanı, bir kaymakam, bir vali o taraftarı toplayabilir misin? Sen bugün otur birlikte oturalım. Bizi bir anons etsinle, gel burada otur. Kim gidecek maçı izlemeye? Taraftarı gidiyor maçı izlemeye. Bu memleketin sporu varsa sporuna destek verin ya. Bu memleket size bir şey istemiyor ki. Bir memleketin takımı ya. Ya birlikle birlikte bir çıkartalım ya. Bir Sakarya kadar olamıyoruz. Bir örnek diyorum. Eyüp ne ya? İstanbul'un bir ilçesi. Senin İpek yolun ondan daha büyük ya. İpek yolun senin ondan büyük. Biz İpek yolu kadar olamıyorsa, Eyüp kadar olamıyorsa o da bizim ayıbımız. Lütfen. Evet. İyi akşamlar diliyorum. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Özür diliyorum, unuttum. Kart sınırında olan oyuncumuz var mı? Kart sınırında olan oyuncularımız var. Sedat Cengiz kart sınırında. Barış Yakup kart sınırında. Barış kart sınırında. Var. 4-5 tane kart sınırında oyuncumuz var. Pazarda da varmış hocam. Evet. Bu hafta işte Utku cezasını bitirdi. O döndü. 4 tane de 5 tane kart sınırında oyuncumuz var. Dediğim gibi ilk yarı hep aynı oyuncu grubuyla oynadığımız için ister istemez kartlarda birikti. İnşallah üst üste gelmez. Yani bir maçta 2-3 oyuncu birden sarı kart görüp cezalı duruma düşmez. O zaman bizi sıkıntılı bir süreç bekleyebilir. Bakacağız, idare edebilmeyecek kadar yani, idare etmeye çalışacağız. Kadro derinliği oluştu hocam şimdi, evet. Yani ona göre oyuncular da yoruldu. Evet. Hocamızın ilk geldiği zamanda yükselen bir grafik vardı. Evet. Performans olarak da düşüş olmuştu. Kadromuz buna müsait. Evet. Spor gündemi, futbol gündemin bu haftaki konuğu Van Spor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serhat Gülpınar hocamıza ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Ben bugün bizleri kırmadığı için. Oktay hocamızla birlikteydik. Bizleri izleyip yorum yazdığınız için teşekkür ediyoruz. Bazı yorumları okuyamadık, affola. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, futbolla kalın.